Günaydın sevgili izleyiciler. 6 Ağustos Cuma sabahı yeni bir gün başlıyor da sizlerle birlikteyiz. Yine akıl sağlığımızı korumaya çalışacağımız yepyeni bir gün. Gazeteler, internet siteleri, sosyal medyada yazılanlar, yaşananlar, bütün bunlar akıl sağlığını korumakta zorlandığımız günlerden geçtiğimize işaret ediyor. Ama mücadeleye devam, yılmak yok. Neler var derseniz bugün gündemde öne çıkan konular. Dün Halk TV yayınına bir baskın gerçekleşti. Akşam işte gece yarısı devam eden programa yanlış konuştuğunuzda engelleriz diyen ve programı engelleyebileceğini düşünen bir grup müdahale etmek istedi. Arada yaşanan arbede var. Biraz sonra ekrana getireceğiz. Günlerdir yanan Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir canlı yayın ve o canlı yayın sırasında da Halk TV ekibine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Tabii ülkenin bir taraftan içinde bulunduğu koşullar, son dönemde özellikle yaşananlar, gazetecilerin sürekli hedef gösterilmesi, iktidarı eleştirenlerin doğrudan hedef gösterilmesi, bu yönde sürdürülen kampanyaların sonuç verdiğini görüyoruz. Bir tarafta yani bir kere iktidar hangi taşları döşerse o taşlar üzerinden birileri yürüyor, onu söyleyelim. Bu yangınlar, sabotaj, arkasında birileri var sözü henüz biri yakalanmamış, bu konuda kesin bulgulara erişilmemişken sarf edilen söz üzerine yollar kesiliyor. Araçların plakaları üzerinden insanlara saldırı düzenlendiğini gördük. Bunu engellemeye dönük de yoğun bir çaba sarf etmek zorunda kalıyor güvenlik güçleri. Medya mensuplarına dönük özellikle iktidarın bu yangın söndürmedeki acizliğine vurgu yapan kanallar ve gazetecilerin de hedef alındığını görmüştük. Bu kez işte bir fiili müdahaleye ve saldırı gerçekleşti. Ekranlara geliyor. Sesini de açabiliriz arkadaşlar. Açalım sesini tam olarak. Arkadaşlar nerede polis çağırıyor ya? Gel buraya. Normalde canlı yayında işte Gökmen Ulu orada programı sunan, diğer konuklar orada, Murat Arel, İsmail Saymaz. Artık program bırakılmış. Bak saldırı burada. Burada tam böyle bir yumruklu saldırı da söz konusu. Bir tam ekran verelim arkadaşlar, baştan döndürelim mi? Bakın arkadaşlar, suç işliyorsunuz arkadaşlar, suç. Polis geldi, polis aradı. Arkadaşlar, nerede polis çağırıyor ya? Çağırdım ben. Gel buraya. Bak, yayınımız var. Ben bu adamı silahla geliyorum. Tamam abi. Sakin. Sakin. Evet, buradan sonra da işte devam ediyor. Burada da işte yine bir kişi. Burada 5 kişinin gözaltına alındığına ilişkin de haberler var. Onu da son dakika gelişmesi olarak aktaralım sevgili izleyiciler. Arkadaşlar içeri sesini çok... Tamam. Şimdi buna tabii yanıt bekliyoruz. Yani bu saldırıya ilişkin bir açıklama bekliyoruz. İktidar kanalından bir açıklama bekliyoruz. Biraz sonra ekrana getireceğim. Dün resmen provokasyon kakan bir görüntü var. Ülke TV, Antalya milletvekilinin işte yolunu kesiyorlar. Ona mikrofon uzatıyorlar güya. Milletvekili kendilerinden uzaklaşırken üzerlerine doğru gidiliyor. Daha önceki başka zamanlarda da gördüğümüz gibi yine bir kadın muhabir var. Kadın muhabirin yanına giden kişi üzerine yürüdü. Dövmek mi istiyorsun sen? Kadına saldırmak mı istiyorsun? Kadın falan diye böyle seslerin de çıkartıldığı bir görüntü yayınlanıyor. O yayının üzerinden de İletişim Başkanı Fahrettin Altun bunu kınayan bir mesajı hemen gece yarısı yayınlamış. Şimdi tabii Halk TV'nin
gece yarısı bu yayınına müdahale eden saldırganlarla ilgili de iletişim başkanı olarak yapacağı açıklamayı beklediğimizi söyleyelim. Tüm bu tehditlere rağmen Türkiye'de gazetecilik konusunda, gerçekleri halka ulaştırma konusunda var olan inancı ve direnmeyi hiçbir saldırının engelleyemeyeceğini de ifade etmiş olalım. Bu ilk kez yaşanmıyor. Bundan önce de pek çok kez hedef gösterilmiş, saldırıya uğramış, canlarını vermiş gazeteciler var. Dolayısıyla o gazetecilerin arkasından gelenlerin de aynı cesaretle yayına devam edeceklerini, gazeteciliğe devam edeceklerini de söyleyelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. İstifa ettiği zaten hani bir hafta önce biz burada söylemiştik. Sultan Uçar yazmıştı Sözcü Gazetesi'nde. Ve onun kulislerden aldığı bilgiyi, istifa haberini aktarmıştık. Ama istifa ancak dün gece işte resmi gazetede yayınlandı. Tabii istifa değil, af edilme söz konusu. Milli Eğitim Bakanı'nın affedildiği, yerine Profesör Doktor Mahmut Özer'in atandığı duyuruldu. Sistem öyle bir sistem ki hani istifa edemiyorsunuz. İstifa etseniz bile o istifanızın ne zaman kabul edileceği belli değil. Cumhurbaşkanı bir ara fırsat bulursa istifanızı kabul ediyor. Siz o arada bakanlık yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz o da belli değil. Hani bu çok hızlı işleyecek sistemin çok sayıdaki arızalarından biri bu. İstifayı koyuyorsunuz ama bir ara fırsat bulunursa bakılıyor. Aa istifa mı etmiş, tamam kabul edelim deyip herhalde istifa kabul ediliyor. Ya da neyse affediliyor, arada karar veriliyor. Ziya Selçuk niye istifa etti? Pek çok farklı söylenti var. İşte bunlardan birisi çok fazla kendisinin yetki alamadığından şikayetçi olduğu söyleniyor. Yani o göreve gelirken, o koltuğa otururken kendisinin yetkili olacağını düşünmüş. Olabilir, bu bir iyi niyet. Yani yeni bir sistem kuruluyor, Sayın Cumhurbaşkanı da bize herhalde bir yetki verecek ki bizi boşuna bakan yapmadı diye düşünmüş olabilir. Ama uzun yıllardır AKP iktidarından önce de belirli, özellikle cemaatlerin etkili olduğu ve onlarla yakın ilişkisi olmayanların hep bertaraf edildiği koca bir kurum, Milli Eğitim Bakanlığı ve o bakanlık içerisinde hani iyi niyetle, kendi başınıza, kendi iradenizle arkanızda işte başbakan, cumhurbaşkanı, eski sistemi de dahil ederek söylüyorum. Yoksa öyle kolay kolay yapabileceğiniz işler yok. Burada cumhurbaşkanının zaten amacı belli. 4+4+4 sistemini getirerek, üstelik mecliste, meclis komisyonundaki o görüşmeleri belki hatırlarsınız. Bütün muhalefetin darp edildiği, böyle şiddet uygulandığı görüşmelerin sonrasında zorla meclisten geçirilen 4+4'ün temel hedefleri dikkate alındığında milli eğitimin yapısını çok iyi bilen isimlerden biri olarak o iyi niyet olarak mı yorumlanmalı Ziya Selçuk'un ki, yoksa saflık olarak mı yorumlanmalı bilemem. Onu tarihte bir gün oturur konuşuruz kendisiyle. Buysa eğer gerekçe, yani yetkileri aşıldığı içinse, kadro istediği, kadro verilmediği söyleniyor ama AKP iktidarının artık geriye dönüşü olmayan bir yola girdiği ve bu yolda kendisine engel gördüğü isimlerle, ağırlık yaptığını düşündüğü isimlerle de yollarını ayıracağını da söylemek lazım. Her zaman bir makuller bulunuyor, o makuller eklemleniyor ama ana hedefe, ana menzile giderken yolda aldığınız makuller de ağırlık yapmaya başladığında, daha hızlı gitmeniz gerektiğini düşündüğünüzde onları da yolun kenarına bırakıyorsunuz. Hani trenden atlayanlar demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Siz, bazıları kendisi trenden atlıyor, bazısını da siz trenden atıyorsunuz ve yolunuza durmadan devam etmeniz lazım. Durmak yok, yola devam diyorlar ya. Ziya Selçuk affı ve kabul edilmesi, yerine gelen Milli Eğitim Bakanı kim derseniz onu da biraz sonra anlatırız. Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı. Tutuklanmasının gerekçesi tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme, yakarak mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali ve taşıma ruhsatsız silah bulundurma. Evet, bu suçlamalardan tutuklandı.
ifadesinde işte ben gittim orada bir anda işte öldürme kastım yoktu, öldürme niyetim yoktu şeklinde bir ifadesi vardı. Dolayısıyla adliyede bu ifadesinin hakimlikçe dikkate alınmadığı ve tasarlayarak öldürmek kastıyla ve canavarca hisle 7 kişiyi öldürmek niyetiyle gitmedim ama 7 kişiyi 19 kurşunla öldürdüm. Hakimlik tutuklama kararı vermiş. Milli Güvenlik Kurulu dün toplandı. Orada bir bildiri var yayınlanan. Orman yangınlarına karşı mücadelenin gözden geçirildiği söyleniyor. Bu konudaki tartışmalar mı yok, daha çok dikkate alınmış yoksa başka şeyler mi? Onu da aktaracağız. Sedat Peker'in yeni tweetleri var. Cumartesi gününe işaret ediyor. Bazı görüşmeler, kayıtları da aktaracağını söylüyor. Özellikle Ümitcan Uygun ve uyuşturucu trafiğiyle ilgili kayıtlar açıklayacağı anlaşılıyor. Ümitcan Uygun bir genç kızın ölümünde baş şüpheli ama serbestti. Sonra bütün o tepkilere rağmen o cinayetle ilgili gözaltına alınmadı, tutuklanmadı. Sonra uyuşturucu kullandığına dair görüntüler ortaya çıkınca alındı, sonra serbest bırakıldı ve serbest bırakıldıktan sonra 15 gün içinde yeni bir cinayette adı geçiyor. Ve Türkiye'de sistemin özellikle adalet mekanizmasının nasıl işlediğini ortaya koyan çarpıcı örneklerden biri olarak yine yakıcı bir gündem maddesi olarak önümüzde duruyor. Ümitcan Uygun'un hem serbest bırakılması hem de şimdi yeni bir cinayette adının geçmesi. Bunu da aktaracağımızı, ayrıntılarını paylaşacağımızı söyleyelim. Yangın elbette devam ediyor. Yangınla ilgili Milas, Marmaris'te yangının artık kontrol altına alındığı, orada daha etkisiz hale geldiği söyleniyor. Tabii akşam saatlerinde söylenenlerle sabah saatlerinde karşılaştıklarımız birbirinden farklı olabilir. Çünkü hem rüzgarın şiddeti hem de söndürüldüğü düşünülen alanlarda yangının yeniden başladığını sıklıkla gördüğümüz için bu sabaha bakmak lazım. Bu sabaha bakacağız biraz sonra kuracağımız bağlantılarla ve oradan gelen yeni sıcak görüntülerle. Milas Belediye Başkanı daha önce yangının termik santrale kadar ulaşacağı konusunda uyarılarda bulunan ve 2-3 gün önceden uyarmasına rağmen o yangının termik santrale ulaşması engellenemeyen Milas Belediye Başkanı bu kez diğer santral konusunda uyarıyor. Yeniköy termik santraline doğru ilerliyor yangın. Eğer kuzey yönündeki termik santrale doğru gidişi engellemezsek orası da birkaç güne yanabilir uyarısı var. Dün gece yarısı çekilmiş bir videosu var Milas Belediye Başkanı'nın ve Akçakaya'yı aşarak Gürceiz'e dayandığını duyuruyor. Hatta Gürceiz yanıyor diyor dün gece paylaştığı videoda. Onu getirelim arkadaşlar ekrana. Gece yarısı çekilmiş ve paylaşılmış videoyu verelim hemen. Tamam. Şu anda bayırdayız. Saat 00:40. Karşıda yoğun olarak gördüğünüz ateş ve duman Gürceiz mahallemizde. Gördüğünüz üzere en tepeden en aşağıya kadar her taraf ateş ve duman altında. Maalesef Gürceiz mahallemizde çok çok büyük hasar var. Mahalleyi ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ve şu anda bulunduğumuz Bayır Mahallesi hemen ateşin başladığı yerin dibinde. Yani Bayır'a doğru da gelen bir ateş söz konusu. Aynı zamanda da bir hat boyunca aşağıya Ören karayoluna doğru inen bir ateş var. Bu Ören karayoluna inen ateş karayolunu geçerek Pinar mahallemize doğru yönelebilir. Buradan gelen ateş de yine aynı şekilde Bayır üzerinden termik santrale doğru yönelebilir. Burada acil müdahale edilmesi gerekiyor. Burada durum çok ciddi. Şu anda bir rüzgar var ve gerçekten gücünden hiçbir şey kaybetmeden yangın burada devam ediyor. Acil olarak buraya müdahale gerekiyor. Onun için uğraşıyoruz.
Evet, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat bir kez daha uyarıda bulundu. Gece 00:40 diye de söylüyoruz saati. Sabah durumuna bağlanacağız ve sizlere aktaracağız. Şu anda bölgede yangının Yeniköy termik santraline doğru ilerleyip ilerlemediğini ya da gece bir müdahalede bulunup bulunulmadığını öğreneceğiz diyelim. Şimdi son 24 saatte NASA uydu verilerini de aktaralım arkadaşlar. Orada da Türkiye'deki 10. gününe girildi. Bakalım tablo ne? Yangınlar nerede etkili? Genellikle işte Marmaris'i konuştuk, Manavgat'ı konuştuk, Bodrum'u konuştuk. Köyceğiz civarındaki yangının şu anda geniş bir alanda etkili olduğunu gösteren bir NASA görüntüsü var. Dün de CHP milletvekiliyle buluştuğumuzda, konuştuğumuzda o bölgedeki alanın ne kadar geniş olduğunu, yangın alanının ne kadar geniş olduğunu ifade etmişti. Bakın bu son 24 saatte ortaya çıkan yangınlarla ilgili harita. Bodrum'da, Milas, o bölgede, işte Ören ve o bölgedeki yoğunluğu görüyorsunuz ama arkada işte Köyceğiz ve altındaki daha geniş bir alanda etkili yangınlar da görünüyor. Marmaris daha artık küçülmüş. Manavgat'ta yangın devam ediyor. Orada da küçülmüş gibi. Dışişleri Bakanı artık bugün çok etkili bir müdahaleyle yangınları söndürmeyi umduklarını söyledi. Umarız umduğu gibi olur. Ancak bu tablo öyle hani bir günde söndürülebilecek bir yangına işaret etmiyor. Bir soğuk hava dalgasının geldiği söyleniyor ama soğuk hava dalgası gelinceye kadar hani o gelirken getirdiği rüzgarla bu yangın daha ne kadar büyür? Pek çok soru var. Umarız ki dediğim gibi gerçekten Ukrayna'dan da 5 helikopter gelmiş. Onlar da gece yarısı, gece görüş imkanıyla gece de yangına müdahale etme imkanına sahipmiş. Böylece daha etkili bir mücadelenin verilebileceği söyleniyor iktidar tarafından. Bundan sonrası bu yangına hazırlıksız yakalanılması ve bundan sonrasına ilişkin yapılan değerlendirmelere ise iktidarın gözü kulağı kapalı. Çünkü bir kere hata yaptıklarını kabul etmiyorlar. Temel sorun bu. Yani onlara bir uçak olmadan bir yangın mevsimine nasıl girersiniz diye sorduğunuzda size söylediklerine bakıyorsunuz. Karşıda ya evet hata yaptık, biz burada bir ihmalimiz var ama bunu düzelteceğiz diyen kimseyi bulamıyorsunuz. Soru sorduğunuz için sizi suçlayan, hani hain ilan edecek noktaya kadar ağır sözler sarf eden bir yönetimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu kafayla, bu akılla bundan sonrası için iyi şeyler düşünmek, buradan ders çıkartacaklarını düşünüp aynı felaketlerin başımıza gelmeyeceğini düşünmek, ummak mümkün mü? Artık o da kamuoyunun takdiri diyelim. Gazetelere başlayalım. Neler var, neler yok? Yeni güne nasıl başlıyoruz? Hemen aktaralım sizlere sevgili izleyiciler. Gündemi gazeteler nasıl yansıtmışlar? Sözcü gazetesi, Türk Hava Kurumu uçaklarına 4 milyon dolar bulamıyorlar ama Somali'ye 30 milyon dolar hibe ediyorlar demiş. Uçağımız yok, yangına para bağışlıyoruz Afrika'ya. Hani ayranımız yok, içmeye demiş. Tahterevan'la gidiyoruz su içmeye. Nasılsa işte. Bakım yapılmayan Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar hangarda yatarken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Somali'ye çuvalla para göndereceğiz. Türkiye 1 Temmuz'da Somali ile finansal katkı anlaşması imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe sağlanacak. Karar sosyal medyada sert dille eleştirildi. Faik Öztrak, yeter artık bu milletin kanını emip ciğerini dağladınız diye eleştirirken CHP'li Tuncay Özkan da Somali'ye 30 milyon dolar hibe verildi, vatandaş uçak beklesin dedi. CHP'li Engin Özkoç da Türk Hava Kurumu'nun çürümeye bıraktığı uçakların bakımı 4 milyon dolar olduğunu hatırlatmış, bu yorumda bulunmuş. Tabii Türk Hava Kurumu'nun yangın uçaklarının neden hangarda beklediği sorusu bir kez daha da
gündeme getirilmiş. Dün Kayyum Başkan açıklama yaptı. Dedi ki ya millet para verirse hani biz bunun bakımını yaparız. Bu uçakları uçururuz dedi. Daha önce aslında uçaklar uçmaya hazır. Orman Bakanı'nda yetki demişti. Şimdi Orman Bakanı kendisine yetki mi verdi? Sen parayı bul, ondan sonra bu uçakları uçur mu dedi. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da biz parayı vermeye hazırız demesinden sonra bir anda şimdi CHP para verir uçakları uçurursak çok ayıp olacak deyip bir çıkış noktası mı aradı kendisine? Bilemedim. Santral yangını kömüre ulaşmadan söndürüldü. Muğla'nın Milas'taki orman yangını sırasında Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan ve yürekleri ağza getiren alevler dün güçlükle söndürüldü. Bölgede faciadan dönüldü. Çünkü 40 bin ton kömür stoğunun olduğu terminalin deposu yansaydı, yayılacak gazlar ölümcül olacaktı, diyor Sözcü gazetesi. Ormanlar yanıyor, CHP'li belediyeler sorumlu tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün söylediği sözler zaten pek çok gazetede var. Kimilerinde manşet, biraz sonra aktaracağız. Hep Türkiye paylaşım için soruşturma açıldı. Son dakika olarak sizlere vermiştik. Gazetelere göre avantajımız o tabii. Sıcak gelişmeleri 24 saat öncesinden sizlere haber olarak aktarabiliyoruz. Ertesi günde onunla ilgili daha çok yorum ve değerlendirmeleri paylaşıyoruz. Ama hatırlatmış olalım haberi. Sözcü gazetesi nelerle uğraşıyoruz demiş. Yani ülke yanıyor. Sosyal medyadaki kampanya hakkında soruşturma açılıyor. Mesela bir Cumhuriyet Savcısı çıkıp da bu Türk Hava Kurumu uçaklarının neden uçurulmadığını kendisine dert edecek mi acaba? Öyle ya, hani 2019'da uçan, uçaklar hazır, aslında uçurulabilir, şu kadar para verilse diye bekletilen, hangarda çürümeye bırakılan uçaklar kim çürümeye bıraktı? Bu uçaklar neden hazır hale getirilmedi diye bir soruşturma başlatacak mı mesela? Erdoğan konuştu, döviz fırladı. Cumhurbaşkanının faiz çıkışı piyasaları sarstı. Merkez Bankası önümüzdeki günlerde faiz inmez sinyali verirken Erdoğan'ın tam tersini söylemesi doları 8.57'ye çıkardı. Bu büyük de bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bundan önce de pek çok kez karşılaştık. Yani dolar bir düşüş eğilimine giriyor, döviz kurları. Şimdi tam düşerken biri çıkıyor bir şey söylüyor ve dolar yeniden yükseliyor işte. Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan Berat Albayrak çıkıyor bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. O söylediğinin dövize ters etki yapacağı, olumsuz etki yapacağı ve yükselteceği biliniyor. Ama o söylüyor ve yükseliyor. Hani biz olumsuz diyoruz ama belli ki birileri açısından olumlu. Yani ellerinde döviz bulunanlar, belki açığa döviz satıp işte bugün satalım yarın alırız diyenler, hani onlar için olumlu olabilir ama ülke ekonomisi açısından olumsuz bir durum olduğu muhakkak. İşte bu kadar bariz, bu kadar açık, yaratacağı, döviz kurları üzerinde yaratacağı etki bu kadar net olmasına rağmen canlı yayında üstüne basa basa sinyali alması gereken yerler de alıyordur diyerek enflasyon artık yükselmez, burası sınır, faiz inecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bir kere enflasyon yükselip yükselmeyeceğini, oranın sınır olduğunu kimse koyamaz. Ekonomik koşullar ve onun sonuçları enflasyonun daha da yükselmesine neden olabilir. Ama tabii enflasyonu açıklayan TÜİK ve TÜİK'e enflasyonu yükseltme, ne olursa olsun bundan sonra 19'u geçmeyecek dersen geçmez mi? Yani geçmez. Zaten 30 iken 19 açıklıyor ki, açıklıyorsa 40 iken de 18 açıklar. Ne olacak ki? Merkez Bankası Başkanı faizleri indiremeyeceği, çünkü faizle enflasyon arasında artık kafa kafaya geldiği noktada, faizleri indirmesinin imkansız olduğu bir noktada, faizleri indireceğiz dediğinizde de bunun piyasaya yansıması çok net. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına İYİ Partili Durmuş Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı demiş ki, bu sözlü müdahale içeriden bilgi manipülasyonudur. Düşük enflasyon ancak TÜİK'e talimatlı olur. Diğer taraftan yurt dışından gelen yorum ve değerlendirmeler var.
Murat Muratoğlu da yazmış, biraz sonra aktarırım. Yani birilerinin elinde döviz bulunduran birilerine bu söylemlerden faydalandığını aktarıyorlar. Cumhurbaşkanının danışmanlarının hatta bu işin içerisinde olup olmadığına dair tartışmalar ve değerlendirmeler yapılıyor. Ağır iddialar bunlar. Böyle bir göçmen kitlesi görülmedi. Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu'yla Ruhat Mengi'nin yaptığı röportajın devam ettiğini görüyoruz. Babiroğlu, Afganların yanında aileleri ve çocukları yok. Hepsi genç erkek. Bu çok dikkat çekici, yasa dışı göçmen konseptine aykırı dedi. İlk günden beri hemen herkesin dikkatini çekiyor bu görüntü. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii Afganistan'dan orada kullandığı kendisine yardımcı olan, Amerika'nın yanında savaşan, Amerika'ya casusluk yapan, Amerika'ya destek veren Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımak için Türkiye'yi adres göstermesi, tabii hepsini de değil, sonuçta büyük kısmını alacak ama siz bir oraya gidin, oradan başvurun, bir önce kendinizi güvenli bir bölgeye taşıyın, sonra bu başvuruları biz değerlendireceğiz. Tabii ki Amerika'ya bağlı, sadakat içerisinde olduğundan emin olduğumuz, sadık, Amerika için hizmetlerini esirgememiş Afganları da ülkemize alacağız. Bu peki niye bu kadar aleni söyleniyor ve yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri emperyalist ve işgalci bir güç olarak bundan sonra işgal edeceği bölgelerde kendisine yine sadık, yardımcı olacak yeni kitlelere mesaj veriyor. Diyor ki biz gittiğimiz yerde bize kulluk edenlere, bize her şeyiyle, tüm varlığıyla hizmet edenleri arkada bırakmayız. Merak etmeyin. Korkmayın yani. Hani ya bugün Amerika bugün gelir, yarın gider, ben buradakilerle kalırım demeyin. Siz bize hizmet edin. Daha ağır cümle kullanmak istemiyorum. İşte onlar da onun ödülünü alıyorlar. Irak'ta da aldılar, Suriye'de de aldılar. Şimdi Afganistan'da da alıyorlar. Yarın Amerika başka gideceği yerlerde de alacak. O yüzden kamuoyu önünde açık söylüyorlar. Hani bu böyle çok alttan yapılırsa, herkes duymazsa işe yaramaz. Ve bütün bu ne diyelim, dönen dolapların içerisinde Türkiye'nin de bu işe gönüllü olarak katıldığı ve pazarlık yaptığına dair CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son derece önemli bir iddiası var. Amerika Başkanı ile buluşmada, Biden'la buluşmada hatta işte para pazarlığı yapıldığı, kişi sayılarının konuşulduğu da söyleniyor. Gelecek, üçüncü ülke olacak, olsun, bakarız, hallederiz denildiği söyleniyor. Amerika'da bu konuyla ilgili yeni açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı kanalından tepki verilse bile yaşananlar bu tepkiyle uyumlu değil. Bakan Pakdemirli'ye Milas'ta protesto, yine bir başka haber diyelim Sözcü Gazetesi'nden. Devam edelim. Kemerköy gerçekleri. Alevlerin ortasında kalan termik santral büyük tehdidi bir kez daha ortaya koydu. Orman yangınının ortasında kalan Kemerköy Termik Santrali'nde 11 saat boyunca ölüm kalım savaşı yaşandı. Santrale ulaşan yangın büyük bir mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, gece boyu yaşananlar termik santrallerin insan ve doğa için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Santralin yeraltı sularını kirlettiği, atıklarını ormana depoladığı, bacalarındaki filtrelerin yetersiz olduğu, azot giderim sistemi bulunmadığı belirtiliyor. Bu santral aslında kapatılması gereken santrallerden biriydi, hatırlayacaksınız. 13 ya da 15 santralin kapatılması gerekiyordu. Sonra onlara bir ek süre verildi. O ek süreyi kullanan santrallerden biri. Santral için kömür üretilen maden ocağının Akbelen Ormanı'na doğru genişletilmesi girişimine karşı yurttaşlar aynı zamanda günlerdir nöbet tutuyor. O nöbeti de ekrana getiriyorduk. Hem doğayı katlediyor, hem insanların yaşamına doğrudan zarar veren yanları var. Dünya zaten bu nedenle bu sıcaklıklar yaşanıyor. Dünya bu nedenle ısınıyor. Bu termik santraller ve benzeri diğer yapılar nedeniyle.
doğayla barışık yeni bir modele geçilmezse zaten doğa intikamını alacak deniyor çok kısa süre içinde. Yüksek Askeri Şura'daki kritik tercihe dikkat çekmiş Cumhuriyet Gazetesi. 15 Temmuz'da derdest edilen Akar'ın yerine komuta eden Dündar emekliye sevk edildi. Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında önemli rol oynayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Genelkurmay Başkanı yapılmayarak emekliye sevk edilmesi dikkat çekti. 18 günle yaş haddinden kurtulan Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi 1 yıl uzatıldı. Bu önemli ve kritik bir tercih diyor Cumhuriyet Gazetesi. Tabii Dündar'ın, Ümit Dündar'ın darbe gecesi, o darbe girişiminin bastırılmasındaki rolü hatırlanınca şimdi tasfiye edildiğine dair görüntü ne oluyor sorusunu sordurmuş. Yüksek Askeri Şura'da kumpas mağduru bazı subaylar yine emekliye sevk edildi deniyor. Washington, Afganlar için belli bir ülkeye işaret etmedik demiş. Amerika'dan geri adım. Amerika'nın Afgan göçmenleri Türkiye'ye yönlendirdiğine yönelik açıklamalar tepki çekerken Washington'dan tepkileri dindirme hamlesi geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Afgan mültecileri bir ülkeye yönlendirmediklerini savundu. Price, oluşan endişe nedeniyle üzüntü duyuyoruz dedi. Dün bazı konuşmaların tutanakları yayınlandı. O yayınlanan tutanaklarda da bir kez daha Türkiye'nin adının açık biçimde verildiği 3. ülke, güvenli ülke olarak adlandırıldığı görülüyordu. O da bugün gün içerisinde konuşulur, konuşulacak haberlerden biri olur, öyle diyelim. Aslında sizlere arada böyle bir sürü konuşulmamış ama patlamaya hazır gün içerisinde öne çıkacak haberin de işaretini veriyoruz ama işte birkaç cümleyle verip geçmiş oluyoruz. Bu saatler haber gazetelerde ne var ne yok saati. Karar Gazetesi, Türk Hava Kurumu skandalı da savcı bekliyor demiş. 10 gündür süren yangınlarda yardım çığlıklarının dile getirildiği Help Türkiye çağrısı için Cumhurbaşkanı konuştuktan 24 saat sonra soruşturma başlatılması tepki çekti. Kamuoyunda Türk Hava Kurumu için de aynı adım atasın çağrısı yükseldi. 3 soruya cevap bulunması gerektiği belirtildi. Kapasite şartnamesi neden 5000 litreye çekildi? Bakım yerine kiralamaya niye 6 kat fazla ödendi? Uçaklar neden hangarda çürütüldü? Mesela bu 3 sorunun peşine düşecek bir savcı aranıyor demiş oluyor Karar Gazetesi. 5000 litreye kapasite şartnamesi neden çekildi? Yani bu uçaklar daha önce mevcut kapasiteleriyle yangın söndürme ihalesi alabiliyorken bir anda neden 100 litre arttırılarak ihale dışında bırakıldılar? Bu hangi akıl? Hangi akıl yangınla mücadeleyi özelleştirdi? Hangi akıl? Yangınla mücadele özelleştirilebilir mi ya? Yani ülkede yangın çıkacak. O yangın çıkınca işte onu bir yabancı ülkeye verdiğiniz ihaleyle onun elindeki uçakların bakımından haberiniz yok, pilotların tecrübesinden haberiniz yok, ne kadar etkili olacaklarına dair. Yani bu yalnızca uçak ver, tamam hadi yangın için 3 tane uçak kiraladık denilerek kapatılacak bir dosya değil ki. 3 uçak var. Coğrafyayı bilen, kendisini gerektiğinde riske atabilecek kadar ülkesine, vatanına bağlı, mesai saati dinlemeyecek. Bu kadar söndürürsem bu kadar kazanırım, şu kadar yanarsa bu kadar kazanırım diye hesap yapmayacak. Bir ağaç daha fazla yanmasın diye her şeyini verecek. Ülkenin yerli ve milli unsurları yerine parası neyse veririz. Ruslar da yapar, bilmem kimler de yapar diye özelleştirebileceğiniz bir iş midir yangınla mücadele? Belediyenin ne kabahati var diye sormuş Karar yine. Cumhurbaşkanı belediyeyi sorumlu tutan sözlerine karşı. Bu sinyal kime? Evet, lira hassas süreçten geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil sözleri sonrası dolar 8.57'ye yükseldi. Sinyal ifadesi ise tartışma konusu oldu. Ekonomist Uğur Gürses,
Sinyal Merkez Bankası'na mı, TÜİK'e mi sorusunu yöneltti. İYİ Partili Durmuş Yılmaz da düşük enflasyon TÜİK'e talimat olur dedi. Türkiye'ye hurra, yanlış, Avrupa'nın hendeği olmak hainlik. Akşener'in gündeminde göç meselesi vardı. Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlış. Avrupa'ya anlaşmalar sonucu Türkiye'nin hendek haline geldiği bir gerçek. Avrupa'nın dediğini yapıp ülkemizi hendek etmek çok büyük bir hainlik. Ama idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o sığınmacılara da düşmanlık etmek doğru değil diyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yani acısını gelenlerden çıkartmayın diyor. Yaşadığımız sorunların asıl sorumlularını gözden kaçırmayın diyor İYİ Parti Genel Başkanı. Bir Gün gazetesinde ne var? Uçak yok, VIP salonlu hangar var. Rejim tüm kurumlarıyla dökülüyor. Uçağı olmayan Orman Genel Müdürlüğü yönetimi VIP salonlu hangar için ihaleye çıktı. O önemli tabii. VIP olması lazım. Uçağı olmayan kuruma VIP salonlu hangar yapılırken plan, program ve hiyerarşi eksikliği bir tehdit olarak kurumların faaliyet raporlarına kadar girdi. Orman yangınlarıyla mücadele edecek yeterli hava aracına sahip olmayan Orman Genel Müdürlüğü 3 ay önce idarenin Türk Kuşu isimli yeni hangarının uygulama projesi 396 bin liraya çizdirildi ve ihaleye çıkıldı. İhale dosyasına göre hangar, Orman Genel Müdürlüğü'nün halen kullanılan hangarı yıkılarak aynı yere inşa edilecek. Yeni hangarda bir adet de VIP salonu olacak. Yani çok önemli kişi için ya da kişiler için. VIP binasının mimari binası ihale dosyasında belirtilen teknik özelliklere göre şekillenecek. Santralde yangın söndü ama külleri tedirgin etti haberi var. Koronavirüs salgını ile ilgili 79 kentte vaka oranı yükseldi haberi var. Bu da önemli. Tüm dünyada yükseliyor. Amerika'da 100 binleri buldu vaka sayısı, 200 binlere doğru ilerliyor. Avrupa'da bir artış var. Yeniden ne yapacağız tartışması konuşuluyor. Aşılılar, aşısızlar konusunda yansıyan raporlar var. Bu raporlarda aşısızların daha çok hastalığa yakalandığına ilişkin veriler paylaşılıyor. Türkiye'de de dün gördük benzer bir tablo var. Aşı oranının düşük olduğu kentlerde koronavirüsün daha hızlı arttığı, salgının daha etkili olduğunu Sağlık Bakanlığı verileri net biçimde ortaya koyuyor. Yani artış hızı aşı oranı haritasını üst üste koyduğunuzda birbiriyle tam bir uyum içerisinde. Dolayısıyla Sağlık Bakanı bir kez daha dün duyurdu ve çağrıda bulundu. Herkes aşı olsun diye aşılar da gelmeye başladı. Olağanüstü bir aksaklık olmazsa pazartesi gününe kadar 13 milyon doz yeni aşı gelmiş olacak Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre. Geçtik. Korkusuz. Yerleşim yerlerindeki yangınlardan belediyeler sorumlu diyen Erdoğan'a yanıt. Biz şehire sıçrayan yangını söndürüyoruz. Siz ormanda çıkanları söndürün yeter. Yangına müdahalede yetersiz kalındığı için tepkilerin hedefindeki iktidar sorumluluğu CHP'li belediyelere attı. Muğla Belediye Başkanı Gürün Erdoğan'a böyle yanıt verdi. Tabii bunun ötesinde bir tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o program sırasında kullandığı bir söz ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a hedef alan namert sözleri de bir polemik ve tartışma yarattı. Şu söyleniyor tabii, ya ülkenin milli birliğini temsil eden, beraberliğini temsil eden bir makam, Cumhurbaşkanlığı makamı ve o makamdaki birinin muhalefet partisinin genel başkanına, grup başkan vekiline fark etmez. Ülke yanarken üstelik, yani bu yangınla ilgili vatandaşa doğrudan verilecek mesajlar yerine muhalefete çatması, çatmanın ötesinde namert demesi büyük bir eleştiri konusu. Dün Engin Altay da kendisine yanıt verdi. O da hani tartışma şu çünkü. Engin Altay diyor ki ya buradayız, havada bir tane uçak yok. Görmedim. Ben görmedim, belediye başkanları görmedi. İşte 5 saattir, 6 saattir buradayız. Uçak var, helikopter var diyorsunuz ama biz bir tane görmedik. Hani bir tane görse o bir taneyi söyleyecek. Ya geldik bir tane gördük daha şimdiye kadar diyecek.
Ama görmedik diyor. Cumhurbaşkanı da yalan söylediğini söylüyor ve namertsin sen diyor. Namertsin sen doğrudan demiyor da işte ben bak ne diyor ben namerdim zaten öylesin diyor. Yani kelimeyi böyle kuruyor. Engin Altay da dün sözünün arkasında durduğunu, Cumhurbaşkanı'yla her ne kadar böyle bir polemiğe girmek istemese de bunun yanıtını vermesi gerektiğini söyleyerek uçak ben sözümün arkasındayım diyor. Bakalım uçuş kayıtlarına o gün orada uçak uçtuysa ben namerdim ama uçmadıysa sen namersin Sayın Cumhurbaşkanı diye dün bir basın toplantısı sırasında sarf ettiği bir söz var. 950 bin Afgan yola çıktı geliyor. Afgan mülteciler memleketimizi dört koldan kuşatacak. Ha bu arada tabii bugün daha çok konuşulur dedim. Bir tutanak var. Yani Amerikalı yetkililerle yetkililerin kendi aralarında yaptıkları görüşmeler, o görüşmeler sırasında yayınlanan tutanakları okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. İşte Türkiye üzerinden geleceği söylenen Afganlarla ilgili Amerika'ya yardım ve hizmet konusunda çalışmış Afganlardan bahsediliyor. Henüz daha tam gerçekleşmedi. Diyor ki birisi ya işte geliyor Türkiye'ye akım, görüyoruz diyor. Yok diyor bu o değil daha diyor. Yani şu anda gördüğümüz Amerika'nın planladığı, hedeflediği akım değil. Bunun çok daha ötesinde yüz binlerle ifade edilecek kişinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. O yüzden korkusuzun manşeti de 950 bin Afgan yola çıktı geliyor başlığı dikkat çekici. Asıl şimdi yandık demiş korkusuz. Mülteciler başımızı iyice ağrıtacak. Son 3 ayda evini terk eden 950 bin Afgan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Nitekim bir tırdan çıkan 300 Afgan'ın görüntüsü var. Van Çaldıran'da jandarma denetimleri sonrası çekilmiş. Bir tır dorsesinde Afgan, Pakistan ve İran uyruklu tam 300 göçmen yakalandı. Evrensel Gazetesi Yavuz Hırsız demiş, iktidar yangının sorumluluğunu muhalefete yüklerken RTÜK'ün televizyonlara yangınları göstermeyin talimatından sonra siyasallaşan yargıda sosyal medyada yapılan yardım çağrılarına soruşturma başlattı. Help Turkey paylaşımlarına soruşturma. Tabii bu Help Turkey ile ilgili yani bir sosyal medyadaki kampanya ve o kampanyaya soruşturma açılması bir hani tartışmayı başka bir noktaya çekmek. Dün anlatmıştım. Farklı farklı yanları var. Yani dünyada etki gücü olan bir grup bir kere iktidarı rahatsız ediyor. Ama aynı zamanda bu tartışmayı işte Türkiye'de iktidara dönük bir operasyon var ve arkasında dış güçler var zeminine taşımak ve kendi kamuoyuna, kendi kitlesine böyle sunmak da işlerine geliyor. Çünkü öyle olunca insanlar bu iktidarı devirmek için neler yapıyorlar neler. Hani yangınları da zaten mutlaka işte bunlar çıkarmıştır diyecekler. Mehmet Yılmaz bir örnekle bugün T24'teki köşesine taşımış. Bir demokraside milleti susturmaya tam teşebbüs suçu demiş. Ve Belçika ile karşılaştırmış. Diyor ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Benim için hiç sürpriz olmadı çünkü AKP yargısından daha farklı bir tutum beklemiyordum zaten. Ankara'daki savcılar iktidarın korkularını gidermeye çalışmak yerine vatandaşın hukukunu korumak sahikiyle hareket etselerdi şaşırırdım. Yani o şaşırtıcı olurdu. Belçika'nın Liège kentinde işte 38 kişinin sel sularına kapılmasıyla ilgili savcılık da soruşturma başlatmış. Soruşturma şu, yetkililerin sel felaketindeki ihmallerinin araştırılması amacıyla kasıtsız cinayet soruşturması. Belçika'da 38 kişinin öldüğü selin ardından savcılığın başlattığı soruşturma bu. Öngörüsüzlük ve yetersiz önlem kaynaklı kasıtsız cinayetlerden hangi yetkilinin sorumlu olduğu soruşturuluyor Belçika'da. Bir hukuk devletiyle guguk devleti arasındaki farkı buradan yola çıkarak görebilirsiniz demiş Mehmet Yılmaz. Bizde böyle bir soruşturma duydunuz mu? Gördünüz mü? Bırakın böyle sel felaketi filan.
en son yaşadığımız Çorlu tren faciası ve orada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başlatılan soruşturmalar, diğer tarafta bütün o işin amiri olanlar hakkındaki takipsizlikler ve soruşturma dışında tutulmalarını hatırlayacaksınız. Dolayısıyla hani yağmur yağdı, sel oldu, kimi sorumlu tutalım diye bir anlayışla yaşıyoruz. Hem yönetiliyoruz hem yaşıyoruz. Yani vatandaşın da kabul ettiği bir tablo bu. Öyle çok yüksek sesle itirazlar görmüyoruz. Kısa bir ara rica edebilir miyiz? O kısa aranın ardından yeniden buluşalım. Sıcak gelişmelere bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor memlekette. Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Sıcak gelişmelerden birisi Ziya Selçuk'un istifası ile ilgili paylaştığı mesaj. Evet, yani affedildi daha doğrusu. İstifa, aslında istifa etti de işte yeni sistem istifaya izin vermediği için Cumhurbaşkanı'nın affetmesiyle resmi gazetede yayınlanan duyuruyla ancak kamuoyu öğrenmiş oldu. Oysa ki bir haftadır Ziya Selçuk'un istifa ettiği biliniyor. Bir hafta sonra ancak istifa edebilmiş oldu, görevinden ayrılabilmiş oldu bakan. Bir görüntü var, biraz sonra ekrana getireceğim. Bir orman işçisinin telsiz konuşması. Az önce hani Türk Hava Kurumu uçakları değil, yerine yeni bir şey kuracaksanız da o yerli ve milli olmalı. Yabancı ülkelere ihale edeceğiniz ve onların ancak söndürmesini bekleyeceğiniz bir yangınla mücadele ekibi olamaz demiştik. Neden olamayacağını ortaya koyan çok çarpıcı bir görüntü ve ses kaydı var orada. Dedik ya hani canını ortaya koyan bir mücadeleyle ne kadar söndürsek o kadar iyi, ne kadar yansa mı iyi, yanmasa mı iyi diye hesap edebilecek bir özel şirkete yangın söndürme mücadelesinin devredilemeyeceğini ifade etmiştik. Çok net, çok çarpıcı bir örneği diyelim, onu doğrulayan bir görüntü biraz sonra ekrana getireceğiz. Önce Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına bakalım. Ne söylemiş? Tweetlerini hemen ekrana getirelim. Daha doğrusu ben söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım, yeni bakan için, bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan bakan yardımcılarımıza da başarılar diliyorum demiş Ziya Selçuk. Evet, Ziya Selçuk, bakayım, Milli Eğitim Bakanı henüz titrini silmemiş ama onu da siler herhalde. Sosyal medyada henüz bir güncelleme yapmamış. Olsun, duyurmuş. Bakalım altta yorumlar ne? Yetkisizlik, bakanlık içindeki cemaat yapılanmaları buraya kadar dedirtti. Saygılar Sayın Bakan. Sayın Bakanım. Teşekkürler. Öğretmen maaşları yük diyen adam nasıl itibar koruyor? Eleştiriler var. Öğretmen maaşları yük dediği hatırlatılmış. Emeğinize ve yüreğinize sağlık hocam diyenler var. Milli eğitime dair bir şeyler yapamadınız. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu sistemde bir bakanın icracı olması da beklenemez zaten. Keşke daha farklı olsaydı. Yolunuz açık olsun. Bazı zamanlar kıssak da yine de seviyoruz sizi diyen bir kişiyi de gördüm. Çok sayıda yorum var tabii. Ziya Selçuk'un ardından konuşulur. Yeni bakan kim derseniz Mahmut Özer. Kim? Size anlatayım. 70 yılında Tokat'ta doğmuş Mahmut Özer. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuş 92'de. Ardından yaptığı işler var. O işleri geçtik. Eğitimle ilgili alana baktığımızda 2010-2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olmuş. 1 Ağustos 2015-2016 tarihleri arasında bir yıl için üniversiteler arası kurul başkanlığı yapmış.
aynı zamanda ÖSYM Başkanlığı görevini yürütmüş. Şu anda da İslam Dünyası Yüksek Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı Mahmut Özer ve 2018, 8 Ağustos 2018'de de Bakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcılığına atanmış. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sevgili izleyiciler. Şimdi o video var ya arkadaşlar, biraz sonra tabii diğer haberleri de bir kez daha hatırlatacağımız haberler de var. Özellikle Halk TV'ye, Halk TV ekibine dönük canlı yayın sırasındaki saldırıyı hatırlatacağız sizlere. Bir kez daha gördük ki Türkiye'de iktidar hoşuna gitmeyenleri bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeden ama kesinlikle halka şikayet ederken aynı zamanda hedef göstermiş oluyor ve birileri üzerine vazife edindikleri medyayı susturma rolünü yerine getirmek için harekete geçiyor. Halk TV ekibine yönelik saldırı, dolayısıyla gazeteciliğe ve basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı. Bu saldırıya ilişkin dediğim gibi iktidarın da ne diyeceğini merakla bekliyoruz. Üzerinden 7 saat geçti. Bakalım ilerleyen saatlerde herhangi bir tepki verecekler mi? Orman yangınlarıyla mücadelede çok büyük fedakarlıklar sergileniyor. Tabii biz yanan ormanları daha çok gösteriyoruz. O mücadelenin içerisine katılan insanların verdikleri büyük uğraşı, mücadeleyi de ekrana taşıyoruz. Ve şimdi bir kayıt var, bir telsiz konuşması bu. O telsiz konuşmasında bir orman işçisinin yangının ortasında kalmışken, tehlikeli bölgede aracı terk et diye kendisine seslenildiği halde o çağrıya verdiği yanıt var. Onu bir ekrana getirelim. İzleyen ve dinleyen herkesi çok duygulandıran, insanların bu yangınla mücadelede canını ortaya nasıl koyduğunu çok açıkça gösteren tarihe geçecek kayıtlardan biri. Acilen helikopter su atması gerekiyor. Arkadaşlar içinde. Helikopter gelecek. Helikopter gelecek. Su atacak. İlgisayar milyon hakkı var diyor ben bu araçta. Yani ona emanet edilmiş, onun kullandığı orman yangınıyla mücadele için verilmiş araçta 80 milyon hakkı var. Terk etmem ben diyor. Gelsin helikopter söndürsün. Şimdi şöyle işleyecek süreç. Hemen bulacaklar Özgür'ü. Cumhurbaşkanlığı, işte bu sistemin içerisinde kimse propagandadan sorumlu kişiler. Hemen işte kahraman kişi, ailesine şunu yapıyoruz, çocuğuna şunu yapıyoruz vesaire filan diyecekler. Nasıl sahip çıktıklarını gösterecekler. Yapılması gerekeni söyleyeyim ben. Bu olacak olan, yani biz bugün Özgür'ün yüzünü göreceğiz. Yanına bakanların gittiğini ya da ayağına çağrıldığını, kendisine madalya verildiğini, bilmem ne yapıldığını filan göreceğiz. Olması gereken Tarım ve Orman Bakanı'nın şu saniye istifa etmesi. Ormanlar 10 gündür yanarken istifa etmemişse bile 80 milyonun hakkı aracı canı pahasına korumaya çalışan
ölümü göze almış bir orman işçisinin bu sözleri karşısında ben nasıl orman müdür bölge müdürlerinin altına sıfır araç için 60 milyon lira harcanırken Orman Bakanlığı'nda şu kadar bütçe, şu kadar yere boşu boşuna harcanırken ben 4 milyon doları esirgediğim için ve kişisel kararımla Türk Hava Kurumu uçaklarını o hangarda çürüttüğüm için şu orman işçisinin söylediği ülkesine, vatanına sahip çıkma duygusunun binde birini taşımadığım için istifa ediyorum demesi lazım. Yani insanın içi titriyor. Bir de böyle yapmaması lazım ayrıca. Hani canını bu kadar tehlikeye atmaması lazım. Hani araç yansın, can mı, mal mı dediğinizde hani araba gelir yerine. Hani orada da bir şey var ama ya, olanla, olacakla, olması gereken arasında da böyle dağlar kadar fark var. Ama çıkaracaklar televizyonlar, işte bugünden şu önümüzdeki 24 saatte milli kahraman ilan ederken kendi aslında sorumluluklarını ve yapması gerekenleri örtecekler. Orada büyük bir pişkinlikle kendi hataları ve kusurlarını bir orman işçisi üzerinden kapatacaklar. Ve herkes izleyecek, bir taraftan alkışlayacak. Bu kısmını çok az kişi konuşacak ya da konuşmayacak. Neyse o günleri de görürüz belki. Yeni Çağ Gazetesi'yle devam edelim arkadaşlar. Halk TV'ye saldırıyı biraz sonra veririz. Şu gazeteleri bir tamamlayalım turumuzu. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde söyledikleriyle şimdiki açıklaması hayrete düşürdü. Ya hala hayrete düşüyor musunuz gerçekten ya? Cumhurbaşkanı 1998'de 11 orman yangını için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu değil derken önceki gün belediyeler sorumlu ifadesini kullandı. Hangisi doğru? İşte hangisi doğru belli. O gün onu söylemesi gerekiyordu, bugün bunu söylemesi gerekiyor. Doğru ortada. Yani orman yangınlarından Orman Bakanlığı sorumlu, Orman Genel Müdürlüğü sorumlu, şehirdeki yangınlardan belediyeler sorumlu. Yangın çıktığı yere bakarsınız, sorumlunun kimin olduğunu anlarsınız. Milli Gazete, kundaklama mı, küresel ısınma mı diye sormuş. Hükümetin yangınlara müdahaledeki zafiyeti, halkın gündemindeki yerini korurken, ırkçı emperyalizmin sapıkça tasavvurları da kafaları karıştırıyor. Bu neymiş ya? Türkiye başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede devam eden orman yangınları için küresel ısınma tek gerekçe olarak gösterilirken, ya tek gerekçe değil ama en önemli gerekçelerden biri, orman yangınlarına ilişkin küresel kundaklama iddiaları da güderek güçleniyor. Rothschild ailesine gitmiş. The Economist dergisi 2021 yılına ilişkin yayınladığı karikatür, Time dergisinin Nisan kapağında işaret edilen orman yangınları, son olarak en zengin 25 ismin Amerika'nın San Valley bölgesinde küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele gündemiyle bir araya gelmesi iki neden de aynı noktadan mı yönetiliyor sorusunu akıllara getirdi. Kafa tamamen komploya çalışıyor. Yani komplolar yok mu? Elbette var. Ama insanların da hani paranoya derecesinde buraya kafa yordukları andan itibaren oraya girmiş oluyorlar ve bir daha çıkamıyorlar. Böyle çok kişi var. Bu bir temel anlayış haline gelmemeli. Yani bütün bunlar var mı yok mu? İşte var. Bunlar, o yazılanlar da var ama ya, küresel iklim krizi yok mu? Dünya ısınmıyor mu? Türkiye son 9 ayda tarihin en kurak dönemini geçirmemiş mi? Önümüzdeki dönem bunun daha da artacağı görülmüyor mu? Bunun için alınması gereken tedbirler alın. Sonra birileri bir şey yapıyorsa, bilmem ne oluyorsa, orada o yangın, burada bu yangın, arkasında büyük akıllar var. Şimdi bu şuraya götürüyor. Ya yeni bir şey yapmaya gerek yok. Sorun orada. Hani
olağanüstü bir durum var ama olağanüstü durum şuradan kaynaklanmıyor. Bir iklim krizi yok, ısınma yok, bunun yaratacağı felaketler bunlar önemli değil. İşte Rothschild ailesi o, bu, şu, onlar büyük bir kumpas peşinde dünyayı yangın yerine çevirmek istiyorlar. O yüzden oluyor yangınlar. Dediğin anda öbür tarafı ihmal et ve onu kullanma. Bir mesaj vardı Twitter'da. Onu bugün özellikle paylaşmak istedim. Şimdi hemen bulacağım ve aktaracağım sizlere. Nedret Kılıçeri paylaşmış. Nedret Kılıçeri diyor ki, meteoroloji uzmanı zemin 50 dereceyi buldu. Toprak artık refleksini kaybediyor, başkalaşma yaşıyor. 5 yıl gibi kısa vadelerde iklim değişikliği daha neler yapacak onu konuşmamız lazım diyor. Siyasetin ve küresel kamuoyunun bunu yeterince algılamadığı ortada. Evet, bunu algılamak yerine komplo teorileri kurmak ve yapılması gerekenleri ertelemek büyük hata olur. Biz küresel iklim krizi deyince hani böyle dünya ısınıyor dediğimizde aklımıza gelen ilk şey tabii havaların ısınması, daha fazla terleyeceğimiz herhalde böyle anlıyoruz. Yeraltı suları azalıyor, yerüstü suları azalıyor, göller tükeniyor, temiz içme suyu bulamayacağız, yangınlar daha çok olacak ve bakın toprak 50 derece diyor, zemin 50 dereceyi buldu. Yani yüzlerce yıldır, binlerce yıldır belirli bir aralıkta seyrederken sıcaklık artık daha fazla. Dolayısıyla toprağın içinde de altında da değişiklikler olacak. Toprağın kendisinde değişiklikler olacak. Belki bugüne kadar düzenli olarak tarım yaptığınız bölgelerde o ürünleri ekemeyeceksiniz. Her yıl meyve aldığınız ağaçlardan meyve alamayacaksınız. Yeni canlılar türüyecek. Yararlı ya da zararlı, doğanın dengesini sağlamak üzere. Bu sıcaklığın ardından. Ve daha pek çok şey. Hani küresel iklim krizi dediğinizde havalar çok sıcak, çok bunaldım, açarım vantilatörü, biraz daha elektrik yüklenir, termik santralleri biraz daha fazla kurar, nükleer santral kurar, ondan sonra da elektrik kapasitesini arttırır, bir klima yerine iki klimayı açarım, oh, küresel hava dünya ısınsa da ben odamda serin serin otururum diyerek çözebileceğimiz bir sorunla karşı karşıya değiliz. Toprak başkalaşma yaşıyor diyor. Başkalaşma. Başka? Bakın, neden arıyorsanız, arkadaşlar o video vardı, dün yorumsuzda olarak hazırlanmıştı diye biliyorum. Bir kadının anlattığı işte dağlarda keçileri otlatan, var mı videosu, bana bir var derseniz. Tamam, bir hazırlayalım. Bakın yani doğanın içerisindeki birinin, bu bütün Rothschild ailesi ve diğerlerini bilmeyen, hani dünyada nasıl büyük kumpaslar kuruluyor, yapılıyor, bunlara çok kafa yormayan, kendi yaşamının içerisinden, yaşadıkları üzerinden çok sağlıklı değerlendirmeler yapan bir bilge kadın dinleyeceksiniz şimdi. Onu izleyelim. Yani o kadar güzel anlatıyor ki olup biteni. Son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı acayip bir böyle yangına hazır bir vaziyete geldi ormanlarımız. Keçilerin girmediği alanlar, keçilerin otlamadığı alanlarda yangın o kadar hazır bir vaziyette bekliyor ki bizleri. Çünkü neden diyeceksiniz? Keçiler dipteki otları yiyip, dipleri çapalayıp, diplerindeki böyle hastalıkları önleyip, yangını önleyecek gezinti yapmadığı zaman ormanlarda hemen hemen bugünkü çakmadan yanabilecek vaziyete geldi. Değişik bir yaşam, yani yok ederek bir yaşam biçimine yöneldi insanoğlu. Çok sıcakların artıp ve iklimi hızla değiştirdiğimiz günlere daha hızlı gidiyoruz. Koşar adımlarla gidiyoruz. Yani bu yangınlar daha başlangıç, daha büyük tehlikeler bizi bekliyor. Önümüzde daha büyük tehlikeler var. İnsanoğlu bunu fark etmiyor. Çünkü niye? Doğanın dilini anlamıyor. Toprak ana ne diyor? Ormanlarımız, ağaçlarımız, keçilerimiz ne diye meleşiyor? Kimse bunun farkına varmıyor. Bunun için insanlar tekrar tekrar düşünsün diyorum ben. Tekrar tekrar düşünsün. Bize yaşam lazım. Bize nefes lazım.
Bize bu hayatta var olan, bahşedilen bu ömrü tamamlamamız lazım. Kendi ellerimizle ömrümüzü kısaltmayalım. Kendi ellerimizle ormanlarımızı yakmayalım. Kendi geleceğimizi kendimiz yok etmeyelim. İnsanlar bunun farkına varır diye düşünüyorum ben. Çok zaman geçmeden daha dikkatli düşünmemiz lazım diyorum. Bu tabii daha uzun bir video. Orada çok daha çarpıcı bölümler var. Yani insanlar bir kere doğayı terk ediyorlar diyor. Yeni bir yaşam biçimine artık alışıyorlar. Doğayı terk eden, kendi haline bırakan, doğayla birlikte onunla barış içerisinde bir dengenin de kurulduğunu söylüyor. Ama insan çekiliyor, şehirlere gidiyor. Artık üretmeden tüketmek isteyen, üretimden uzaklaşıp gittiği şehirde hani manavda, marketten her istediğini de bulmak isteyen bir insan varlığından bahsediyor. Ve bunun sürdürülemeyecek olmasından bahsediyor ve daha pek çok şey. Dolayısıyla hani biraz aklımızı başka türlü çalıştıralım diyeyim. Milli Gazete'nin manşetinden geldik buralara. Devam edelim. Hürriyet'e bakalım hadi. Pek bakmıyoruz Hürriyet sabah. 150 metreden tam isabet. Suyun alevlerle buluştuğu anı fotoğraflamış Hürriyet Özel. Pilotumuz İranlı Hadi GH operasyondan sonra bize meyve suyu ikram etti. Siz ikram etseydiniz. O niye size ikram ediyor? Yangını söndüren o. Helikopterde herkes çok heyecanlıydı. Suyun alevlere denk gelmesi için titizlikle çalışıyorlardı. Suyun alevlerle buluştuğu an herkes çok mutlu oluyordu. Hürriyet muhabirleri Emre Eser'le Selçuk yani anlatmış işte Hürriyet gitmiş şey yapmış filan filan. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu Hürriyet'in özel 150 metreden tam isabet haberi. Şöyle bir haber değil yani. Hani biz çıkalım ya bu kadar şey oluyor, ormanlar yanıyor, termik santral kül olmak üzereydi, öyle oldu, böyle oldu filan değil yani. Bu başka bir şey. Bu ya şu anda iktidar köşeye sıkışmış. İktidara dönük çok sert eleştiriler var. Eleştirilerin en sert yapıldığı yer ve buna karşı iktidarın çözüm üretmeye çalıştığı, karşı propaganda üretmeye çalıştığı alan helikopter ve uçaklar, helikopter uçakların etkisiz ya da yeterince etkili kullanılmadığına dair eleştiriler. Tak koyalım, hani helikopter var, yok, o namert, bu namert derken bu fotoğrafı biz manşetten verelim, haberi buradan verelim. Yani dert haber mi yoksa iktidarın bu tartışmalarda psikolojik harekatının bir parçası olmak mı derseniz işte öyle derim. Sabaha bakalım. O da devlet yaraları böyle sarıyor demiş. Daha yangın devam ediyor. Yaralar sarılmasından önce bir yangını söndürmek lazım. Manavgat'taki orman yangınında ekmek tekneleri kül olan köylüler bir haftada yeni traktörlerine kavuştu. Ekmeğimiz bu traktör. Bizi yalnız bırakmadınız. Ne demiş? Devlet ve milletimizden Allah razı olsun. Bizi bu kötü günlerde yalnız bırakmadılar. Manavgat'taki Başkan Erdoğan'ın Manavgat'ta bana traktörümüz yandı, varımız yoğumuz ekmeğimiz bu traktör, yenisini verin yeter demişlerdi. Hemen talimat verdim diyerek anlattığı olayda mutlu son yaşandı. Kalemler köyüne 3 yeni traktör gönderildi. Hikaye buymuş. Yani Başkan Erdoğan halkın sesini duydu, traktörü gönderdi. Traktör mü çay mı? Halkın derdine hangisi derman olur? Şimdi bir başa dönelim ve Tele1.com.tr'den sıcak gelişmeleri aktaralım sizlere. Yeni bakan aktarılmış ama bu arada bir kaza haberi var. Bu Manisa'da otobüs ve tırın çarpışması, çok sayıda ölü ve yaralı haberi maalesef. Bir tırın otobüse çarpması sonucu. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı haberi var. Bu haber güne kötü başlamamıza neden olan haberlerden biri. Bu da kaza, tamam. O kazanın görüntüleri. Ses var mı? Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam alalım. Alalım. Yani çok görecek bir şey yok. Bir tır ve otobüs
Çok sayıda ölü ve yaralı. Yangın dehşeti yeniden başladı. Tokat'tan uyarı. Yangın Yeniköy termik santraline doğru ilerliyor. Şimdi aktardım sizlere. Muhammed Tokat gece yarısı çektiği videoyla uyardı. Yeniköy santraline doğru bu yangın gidiyor diye. Bir tane mesaj vardı. O mesajı da hatırlatayım sizlere. Metin Ergun paylaşmış. İyi Parti, Muğla Milletvekili. İletişim Başkanı Altun şöyle demiş. Bu termik santralde söndürülen yangınla ilgili, Kemerköy Santrali ile ilgili. Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir diyor. Yani diyor ki bakın ne kadar üstün bir öngörüye sahibiz, ne kadar da başarılıyız. O termik santralin yanacağını öngördük. O yüzden de zamanında boşalttık, devre dışı bıraktık, personeli de tahliye ettik. Böylece bizim bu basiretimiz, bu büyük marifetimizle büyük bir hasarın önüne geçilmiş oldu. Büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Alkışlamamızı istiyor yani. Bak bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için boşalttık. Ne büyük öngörü ya. Çok büyük öngörü. Metin Ergun da demiş ki, yangının çıktığı yerle termik santralin arası 30 kilometreden fazla. Yangın adım adım ilerledi. Gün gün takip ettik. İşte Milas Belediye Başkanı bas bas bağırdı. Geliyor, santrale doğru geliyor diye. Günlerce. O yangın söndürülemedi. Söndürülememesi, yangının termik santrale ulaşmasının engellenememesi, termik santrale kadar ulaşmışsa da termik santrale sıçramasının engellenememesi ve daha pek çok şey. Görmeyin, bunları konuşmayın. Başarıyla boşalttık. Metin Ergun da iktidarını sadece seyretti efendi diyor Fahrettin Altun'a. Şimdi Yeniköy Termik Santrali için uyarı var. Ey yetkililer, Yeniköy Termik Santrali'ni çok güzel boşalttık. Bak ne kadar büyük marifetler işliyoruz. Yangın gelmeden öngördük diye yeni bir mesaj paylaşmamanız için Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerleyen yangın konusunda Milas Belediye Başkanı'na hani yetkili olduğunu söylediğiniz, ya adam yetkili ama talimat yetkisi yok. Bir tek sorumluluk var. Sistem şöyle, Cumhurbaşkanı her şeyi yapabilir, tek yetkili, tüm yetkileri toplamış ama hiçbir sorumluluğu yok. Bakın anayasal tanımı bu. Sorumsuz Cumhurbaşkanı ama yetkili. Garibim Belediye Başkanı, yetkisi yok ama yangınlardan sorumlu. Verin o zaman yetkiyi de. Helikopterleri onun şeyine verin, kontrolüne. O kaldırsın, indirsin. Uçaklara talimatı o versin. Nereye hangi uçak gidecek, nereye hangi helikopter kullanılacak, hangi personel nerede görev yapacak, söylesin. Öyle olmaz. Tüm yetkileri biz aldık. Biz almadığımız sorumluluk vardı. Senin payına da o düştü. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ben yetkiliyim, sorumsuzum. Sen sorumlusun ama yetkisizsin. Ne güzel ya. Vallahi çok güzel. Bu nasıl bir kafa anlamadım ki. Tele1'in paylaştığı bir mesaj vardı. Onu verelim. Ukrayna'dan gece müdahalesinde kullanılacak 5 helikopter geldi. Şimdi ben hemen bir Google'da arama yapacağım. Ukrayna, Türkiye'den hibe. Evet, Türkiye 200 milyonluk hibe de bulunuyor Ukrayna'ya. Bakın, şimdi Somali'yi konuşuyoruz ya, 30 milyon dolarlık hibe de bulunacağız ya. Bizim tarih kaç? 3 Şubat 2020. 3 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kiyevli yetkililer Türkiye'nin 200 milyon lira hibe edeceğini açıkladı. 200 milyon lira. Ukrayna'nın beklentisine vesaire filan işte açıklamalar yapmışlar. Karadeniz'de istikrar, onu geçtik. Bir saniye, başka daha geniş bir şey bulayım. 200 milyonluk mali destek.
Şurada var. 25 Kasım 2016. Türkiye'den Ukrayna'ya 50 milyon dolarlık kredi yardımı. Hadi bu krediymiş. Diğeri hibe. Ukrayna ordusuna. Bu Ukrayna ordusuna, evet. Türkiye tarafından Ukrayna ordusuna silah alımı için yapılacak 200 milyonluk finansal yardım. Bizim 2020'de 200 milyon lira alın, ordunuzu modernleştirin, güzelleştirin diye hibe desteğinde bulunduğumuz, finansal destek verdiğimiz Ukrayna, gece müdahalesinde kullanılabilecek 5 helikopter göndermiş. Ya bir şey demek istemiyorum ki zaten. Diyor yani, manzara ortada. Ben ne söyleyeyim, bir şey demeye gerek yok. İşte manzara ortada. Manzara ortada işte. Gece müdahalesinde kullanılacak hava aracı sorunumuz vardı. Sağ olsun Ukrayna yardım etmiş. Bizde bir tane uçak yok ama envanterde. Bir tane gece görüş demek ki şey de yok. Var ya da belki vardır, bilmiyorum. Neyse. Bakayım hemen. Sıcak bir gelişme. Tamam. Bağlayalım. Fırat Yeşilçınar, Tele1.com.tr haber müdürü. Tamam, bağlayalım. Şimdi dün geceye dönelim. Halk TV yayınına baskın. Türkiye'de bir kez daha gazetecilik hedef alınmış oldu. Basın özgürlüğünün ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu ortaya koyan çarpıcı görüntüler var. Murat Ağırel, gazeteci arkadaşımız, dün işte yayındaydı ve yayın sonrası şimdi ekrana getireceğimiz görüntüleri paylaştı. Canlı yayın Marmaris'te yapılıyor. İçmeler'de yapılıyor. Hani yangın bölgesi, konuklar ve program düzen alınmış ve programda söylenenlerden hoşlanmayanlar programı engellemek için geliyorlar ve fiili müdahalede bulunuyorlar. İzleyelim. Bakın arkadaşlar, suç işliyorsunuz arkadaşlar, suç. Bak polis geldi, polis arkadaşlar, nerede polis çağırın ya? Çağırdım ben. Gel buraya. Ben bu adamı silahla geliyorum. Sakin. 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 Bana bak. Sakin. Geç eline. Evet, saldırı anı da görünüyor Murat Ağrel'in paylaştığı görüntülerde. Fırat Yeşilçınar bölgede, o da bize oradaki gelişmeleri aktarıyor. Gazetecilik bu bölgede nasıl yapılıyor? Şu anda sürekli gazetecileri hedef gösteren, gazetecilerin yalan söyledikleri, iktidarı devirmek için kumpas peşinde olduklarına dönük bir propaganda var. Bakın bu propaganda en son nerede yapıldı biliyor musunuz? Belki pek fark etmemişsinizdir. Hani Engin Altay ve Cumhurbaşkanı arasında, CHP Grup Başkan Vekili ile Cumhurbaşkanı arasında böyle bir namert polemiği oldu ya, Cumhurbaşkanı namertsin, sen zaten öylesin dedi ya. Orada yine standart, tıpkı AKP grubu gibi, TRT A Haber yayını da öyle. Önceden bir video hazırlanmış, propaganda videosu. O propaganda videosunda işte Engin Altay'ın sözleri aktarılıyor. Sonra ne geliyor biliyor musunuz arkasından? O görüntülerin ardından Tele1 geliyor ekrana. Halk TV geliyor ekrana. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı katıldığı canlı yayında medyanın, televizyon kanallarının halka yalan söyledikleri propagandasında kullandığı görseller Engin Altay, Tele1 ve Halk TV görseli. Bu görüntülerin üzerine de yorum yapıyor.
devam ediyor. Şimdi o birkaç saniyelik görüntü kaç kişinin zihnine işlemiştir bilmiyorum. Gerekli yerler buradan gerekli sinyali almıştır enflasyon konusunda diyen Cumhurbaşkanı'nın doğrudan sinyal verme ihtiyacı hissettiği alanlar var ama diğer taraftan zihinlere verilen sinyali de göz ardı etmeyelim. İşte o sinyalin yarattığı sonuçlar alanda faaliyet gösteren, çalışmak isteyen ve yaşananları topluma aktarmak için görev yapan gazetecilerin nasıl koşullarda çalıştığını şimdi Fırat'la da konuşmuş olacağız. Fırat, günaydın. Günaydın Murat Eylem. Hangi bilgiler var sende? Bir bu saldırıyla ilgili muhtemelen bilgiler vardır Halk TV'ye dönük. Onunla ilgili alalım. Bir de hani oradaki çalışma koşullarını, gazetecilere yaklaşımı da ayrıca senden öğrenmek isterim. Murat Eylem, aslında bu Halk TV'ye saldırı yapılmadan birkaç saat önce benzer bir şey, hani medyaya dönük değil ama bir grubun yaptığı provokasyon vardı. Biz de Marmaris'te denk geldik. Onu yazacaktık ama dün birkaç yerde yangın olunca maalesef yazamadık bugün internet sitesine. Dün biz de Marmaris bölgesindeydik. Gece yarısı çıktık Marmaris'te. Yanmış bir köy gösterdik. Mezar Gediği diye. Mezar Gediği'nde yanmış bir evin içerisine motorlu birkaç genç gidip orada yanan evlere işte kahrolsun PKK, kahrolsun işte CHP, kahrolsun İyi Parti gibi yazılamalar yapmışlar. Bu birkaç eve. Yani orada bir şey var, bir provokasyon var. Ve bu şöyle oldu. Şimdi yanan bütün köylerin girişinde ve çıkışında jandarma var. Biz bunu jandarmaya da sorduk. Yani çıkışta jandarmaya da sorduk. Böyle bir şey var. Onlar da pek üstlenmediler. Yazılamanın yapıldığı evin sahibi bizim yanımıza geldi. Bize sordu, ya böyle böyle bir şey oldu, siz gördünüz mü diye yazılama yapanları. Çünkü biz alana girdiğimizde o gençler oradan çıktılar. Yani motorlarla çıktılar. Zaten biz de o... Motor derken motosiklet kullanıyorlar değil mi? Evet, evet. Evet, evet. Ve köylü değiller. Yani, o köyün insanları değiller. Hayır, o köyün insanları değil, tanımıyorlar zaten. Yani birkaç genç geliyor, işte oradaki boş evlere girip, yanmış evlere ama... Evet. Yazılama yapıyor. Bu Marmaris'te oldu zaten. Dün sadece Marmaris'te değil, Milas'ta da yine bu AFAD ekiplerinin olduğu çadırda yine bir provokasyon yapıldı. Birkaç gündür Murat Aylan, zaten biz Milas'a girdiğimizde de ilk gün dün seninle yayın yaptık, yapmadan birkaç saat önce, yani gece 3 civarı Milas'a girdiğimizde bizim aracın önünü de hani bir sürü genç geldi ama jandarma İzin vermedi gençlerin gelmesine. Jandarma gelip bize kim olduğumuzu sordu. Fakat o gençler sürekli bizim arabanın etrafında döndüler. Yani kalabalık bir grup. Yani burası zaten hani bir diken üstünde diyebilirim. Ama hani vatan bunu buradaki vatandaşlar mı yapıyor? Başka biri mi planlıyor? Onu bilmiyorum. Ama Halk TV'nin yayınından hemen önce var işte biz de böyle bir durum gördük. Evet. Zaten bizim de gördüğümüz, aktardığımız, belki bazılarını da aktarmadığımız bu yol kesme, yolda araçları durdurup plakaları üzerinden, ya Balıkesir plakalı bir aracın yani ormanları yaktığını düşünüp yolu kesen bir adamın görüntüsü var. Jandarmanın gözleri önünde işte bir aracın tamamen harap edildiğini gördük. Son anda işte araç sahibi kaçıyor, gidiyor. Yani bu toplumsal öfke, orman yangınlarının yönetilememesine dair öfkenin anladığım kadarıyla iktidar muhalefete yöneltmek istiyor ve bunun içinde bundan etkilenenler olduğu da senin anlattıklarından çok net anlaşılıyor. Doğrudan gazeteyi ve gazetecileri hedef almaları, hani yangını niye gösteriyorsunuz mantığıyla paralel bir anlayış. Burada şöyle bir durum var Murat Saylan. Termik santralde yangın devam ederken öğrenin bir kısmında yangın devam ederken, köylerde devam ederken idara yakın medya hemen gözümüzün önünde oldu bunlar. Onlar yayın yapıyorlar, sürekli canlı yayınlar ve buranın bütününde yangının kontrol altına alındığını söylüyorlar. Yani onlar yangının kontrol altına alındığını söylediği bölgelerde zaten hiç yangın yok. Yemyeşil alan. Yani bütün o kendi kadrajlarında zaten yemyeşil alanlar var. Onu sürekli öyle gösteriyorlar.
Bir saniye. Bunlara, yani bir tarafta yangın var. O yangına değil de tam da Rütük Başkan'ın istediği gibi yanmayan bir bölgeyi arkalarına alıyorlar ve buralarda yangın yok. Yangın kontrol altına alındı diyorlar. Evet, bunu canlı yayında yapıyorlar. Paket programlarında ise yangından sonra küle dönmüş bölgeler çekiliyor. Yani biz çünkü bütün medya mensupları aynı yerde çalışıyoruz. Evet. Yani hepimizin gittiği güzergahlar aynı oluyor. Şimdi vatandaş bunu kabul etmiyor. Bizim yanımızda da iktidar hakkında diyor, çok ciddi tepkiler var. Yani dün biz de ayrı ayrı yerlerde bu iktidara yakın medyanın sürekli halktan tepki gördüğünü yaşadık yani. Biz de gördük. O yüzden vatandaş buna çok tepkili. Ama işte dediğim gibi bazı gruplarda bu işin muhalefet tarafından yapıldığını ileri sürüyor. Ama onlara biz denk gelmedik. Onlar sadece provokasyon yapan taraftadır. Anladım. Peki Fırat, yangın ne durumda şu anda? Sizin bulunduğunuz bölgede ya da bugünkü programında ne var? Miras Gürceğiz'de dün gece saatlerinde bir yangın başladı. Yine oraya yakın bir köy daha saliye kararı alındı. Yani Gürceğiz'de şimdi bir termik santral kısmen yanmıştı zaten Kemerköy. Şimdi onun hemen dibinde bulunan bir başka termik santral de tehdit altındaydı dün gece. Şimdi orası eğer uçaklar devreye girerse bugün kontrol altına alınabilir. Evet. Biraz daha herhalde öncelik oraya verecekler. Benzer bir şey Yeniköy'deki Yeniköy'e sıçramasın diye bu orada herhalde müdahalede bulunacaklar. Tüm güçlerini oraya verecekler. Sonra da herhalde diğer bölgelere odaklanacaklar. Umarız bugün artık bu yangınlar tamamen bitmiş olur diyelim. Siz herhalde o bölgede bugün takip edeceksiniz değil mi gelişmeleri? Evet, yani Miras tarafında olacak. Şunu da söyleyeyim, dün akşam ana haberde de söyledim. Burada kontrol altına şu şekilde alınıyor. Yangınlar gündüz kontrol altına alınmıyor. Gece tekrardan alevleniyor. Gündüz tekrardan kontrol altına alınıyor. Çünkü hava desteği gece yapılmadığı için gece yangınlar tekrar başlıyor. Evet. Yani o yüzden yani bu bir kısır döngü olmuş durumda. Hani köyler de bundan çok muzdarip oluyor. Peki rüzgar var mı, onu sorayım son olarak? Bugün rüzgar yok, Miras tarafındayım. Şu anda yok, peki. Tabii orada farklı her yerde hava akımları vadi ve dağ yapısına göre farklı olabilir. Anladım, Milas'ta bulunduğun yerde yok. Peki Fırat, teşekkür ediyorum. Yeniden bağlanacağız sana ilerleyen saatlerde. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Şimdi Fırat'ın anlattıkları önemli tabii. Yani burada iktidarın beceriksizliğini örtebilmek için öfkeyi kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz ve yönlendirmek istediğini görüyoruz. Az önce söyledim zaten. Ve bundan etkilenenler olduğu da görülüyor. Eğer bunlar yalnızca etkilenenlerse, aynı zamanda belli gruplar devreye sokulmamışsa. Bu çok vahim bir tablo. Bunun yaratabileceği sonuçlar iktidar açısından tabii hani yangının vereceği zarardan daha az, hatta faydalı görülüyor olabilir. Yani bırak zararı, tam tersine. Çünkü şu yangın nerede? Manisa'da. Manisa yanıyor. Manisa'da kaç kişi yaşıyor? 300 bin, 500 bin, 1 milyon. Tatil dönemi, tam nüfusunu bilmiyoruz. Bütün bu olaylara kaç kişi şahit oluyor? 2 milyon. Ama 80 milyon orada ne olduğunu televizyonlardan öğreniyor. Şimdi 1 milyon kişinin yaşadığını 80 milyona nasıl aktardığınız, orada yaşananları bütün çıplaklığıyla aktarmanız önemli. Çünkü 80 milyon böyle öğreniyor ne olup ne bittiğini. Evet, 1 milyon bilecek ama bir 1 milyonun bildiği var, bir de 79 milyonun bildiği var. O yüzden televizyonlar önemli, o yüzden propaganda önemli, o yüzden gerçeği aktarmak isteyen gazetecilerin engellenmesi önemli, o yüzden siyaset yapmayın, yangını siyasete malzeme etmeyin diyenlerin yanmış evlerde kahrolsun CHP, kahrolsun İyi Parti diye yazılama yapanların peşine düşmesi de gerekir. Yangına siyaset bulaştırmayın ama kahrolsun CHP, kahrolsun İyi Parti. Niye? Onlar mı yaktı evleri? Onlar mı yaktı ormanları? Çok tehlikeli bir anlayışın durdurak bilmeden faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Fırat Yeşilçınar'ın anlattıkları son derece önemli. Şimdi bakın, yanmamış alanların önünden yayın yaptığını söylediği ekipler, burada çok başarılı mücadele yapılıyor diyenler, başarılı mücadele edilen alanlara yansıtmak üzere
gidenlerin kendilerini gazetecilikte sınırlı tutmadıklarını gösteren bir bölüm ekrana getireceğiz şimdi. Fahrettin Altun, iletişim başkanı dün paylaşmış. Sosyal medya hesabından gece yarısı Ülke TV'ye yapılan saldırıyı kınıyor. Ne diyor? Tam da söyleyeyim. Eksik kalmasın. Bir saniye arkadaşlar. Onu bir bulayım ben. Buldum. Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına aklım almıyor. Ünlem. Yani aslında aklım alıyor da diyor. Haklı mücadelenizde yanınızdayız Ülke TV. Bakayım Halk TV için atmış bir mesaj. Yeni mesajı var mı Sayın Fahrettin Altun'un? Bir bakalım. Yok. 8 saat önce attığı mesaj yerinde duruyor. Halk TV ile ilgili herhangi bir mesaj yok. Ülke TV mesajı var. Peki ne oluyor? Bir izleyelim. Bakın, bir tarafta gazetecilik yapmak isteyen, orada olup biteni aktarmaya çalışanlar, diğer tarafta milletvekiline provoke etmeye çalışan ve ortaya bir kadına saldırılıyor görüntüsü çıkarmak için nasıl uğraşıldığını çok net gösteren anlar Ülke TV kamerasından aktaralım. Yıllardan bir gün bu millet hesap mı? Günlerdir bölgede yetmezsiz, gerçeksiz, gerçekleri yansıtıyor. Ben de böyle. İnsanlarla imkanları yanıtıyor. Almanya'dan getirdiğiniz trolleyerler öpecek. Bilmiyorum ki. İnsanları yanıtıyor. Bırak. Biz kimseye getirmedik buraya. Giderek getirmedik. Git bul bakayım o adamı. Hadi bul. Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Üstüne mi yürüyorsun? Üstünün üstüne yürüyor. Kıza vuracak. Kadını mı dövecek? Ne dedi? Üstüne yürüyor. Bağırdığınız zaman doğru oluyor mu? Bağırdığınız zaman düzeliyor mu? Yalan haber yapanla. Yalan haber yapmıyor. Bu yalnız şu an Ülke TV muhabirinin üzerine Antalya milletvekilinin şoförü yürümüştür. Kayıtlardadır. Şu an gördünüz. Ülke TV muhabirinin üzerine Antalya milletvekilinin şoförü yürümüştür. Utanmasalar kadın muhabir dövecekler burada. Emekçinin ya bu kadar olamaz ya. Baba da vızır vızır yani her kayıtta gösterdik uçak. Milletvekilini durduruyorlar. Bölgeden işte insanlar şöyle şöyle diyorlar. İşte muhalefet milletvekilleri işte yalan söylüyor, propaganda yapıyor filan, dezenformasyon yapıyor diye. O da kim söylüyor onu hani bilmem ne filan diyor. Tamam diyor, siz gidin işinizi yapın. Arabasına binmek istiyor, peşinden gidiyor. Tahrik devam ediyor. Şoför kim o vatandaş, nerede hadi göster dediğinde de araya girip saldırmak mı istiyorsun, dövecek misin filan. İşte gördünüz. Ya gördük. Buradan saldırı var. Halk TV'de saldırı yok değil mi? Yok yani. 8 saat geçmiş, bir mesaj yok. Çünkü onlar dezenformasyon peşinde size göre. Haklı mücadelenizde yanınızdayız diyor ya. Bir de mücadele var yani ortada. Haklı mücadele. Ne o mücadele? Bir tek uçak olmadan yangın mevsimine giren iktidarın 10 gündür söndüremediği yangın bölgesinden yayın yapılmasını istemiyorlar. Sönmüş yerleri gösterin diyorlar. Yanmış yerleri gösterenler dezenformasyon peşinde. Orası yanmıyor aslında. Efekt kullanıyor televizyoncular. Kameramanlar geçtikleri görüntüleri stüdyolarda efekt bindiriliyor. Yanmamış ormanlar yanmış gibi gösteriliyor. Dezenformasyon. O böyle bir şey olur çünkü. Dezenformasyon dediğine göre. Yoksa Muğla yemyeşil duruyor. Marmaris yemyeşil duruyor. Bu nasıl bir dezenformasyon ya? Milletvekilliği yapması gereken kişi nasıl basın mensuplarına böyle davranır? Güzel. Hani ortada hakikaten gerçekten çirkin bir şey olur dersiniz ki ya olur mu böyle şey burada basın mensuplarına? Bakın yanlış işlerin yapıldığı yerler yok mu? Var.
Şimdi vatandaşın öfkesinin yöneldiği yandaş kanallar ya da devlet televizyonu da dahil olmak üzere muhabirlere dönük saldırıların da gerçekleştiği anlar da var. Yanlış. Şimdi bir kere oradaki muhabirin, oradaki kameramanın, buradaki değil ama az önce aktardığım değil. Çünkü bunların provokasyon peşinde oldukları çok açık. Gidiyorlar. Keşke bir saldırsa, keşke bir eli kalksa, keşke bir fiili müdahale olsa filan. Hani pozisyon o. Ona göre ekip kurulmuş. Ona göre pozisyon alınmış. Ama diğer tarafta bazı yanlış paylaşımlar var. Yani tersten şöyle paylaşımlar var. Şimdi TRT muhabiri gitmiş, orada anons çekiyor. Diyor ki, işte bilmem nerede, nerede, nerede yangınlar kontrol altına alındı. İşte burada yangınla mücadele sürüyor. Şimdi yangın kontrol altına alındı cümlesini kesip, o yangının önünde çekilen o ses kısmını kesip, sosyal medyada paylaşanlar yok mu? Var. Onlar diyorlar ki, bak, arkasında yangın var ama TRT muhabiri diyor ki yangın kontrol altına alındı. Oysa ki öyle değil. Adam tüm günün özetini yapıyor. Şu 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 bölgelerde kontrol altına alındı. İşte arkamızda da yangın devam ediyor. Bununla da işte mücadele sürüyor diye anlatıyor. Yani olanı biteni anlatıyor o anda. Ama mesela bu itibar görmüyor. Bu görenlerin ya bırak şimdi belli filan dedikleri. Diğer taraftan pek çok kişinin kınadığı, eleştirdiği, basın mensuplarına dönük müdahalenin, özellikle basın emekçilerine dönük müdahalenin eleştirildiğini görüyoruz. Orada hem iktidarı hem muhalefeti eleştiriyor. Ama muhalefete hedef alan saldırılarda, iktidarın kendisine muhalif gördüğü gazetecileri hedef alan saldırılarda maalesef aynı tavrı görmüyoruz. Bugün göreceğiz işte. Şu saate kadar görmediğimizi bakalım. Bundan sonra görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bir ara verme zamanı gelmiş. Evet, bu bölümü doldurmuşuz. Saat başı olmadan yeniden birlikte olacağız. Gün başlıyor, devam edecek. Gün başlıyor, devam ediyor. Son bölümdeyiz. Bugün yaşananları, şu an ekran başına geçenlere yeniden hatırlatacağımız bir bölümde elbette olacak. Hatta en başta hızlıca yapabiliriz bunu. Önemli gelişmeler var. Hafta sonuna gelirken neler yaşanıyor derseniz, işte Halk TV yayınına baskını az önce ekrana getirdik, konuştuk. Gün boyunca aynı zamanda işleyeceğiz. Şu an sosyal medyada önemli gündem maddelerinden biri. Buna dönük çok sayıda tepki de var. O tepkileri de belki paylaşmak lazım. Hemen birkaçını aktarayım sizlere. Veli Ağbaba, sansür, tehdit, ceza, RTÜK bildirisi yetmedi. Şimdi provokatörleriyle Halk TV yayını basıyorlar. Ülke gerçekleri, iktidarın rezillikleri bilinmesin istiyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz. Halk TV ekibine geçmiş olsun diliyoruz demiş. Orhan Aydın, eşkıyalar canlı yayını basıyor. Ülke seyrediyor demiş. Alper Taş, gerçeğin ve Halk TV'nin yanındayız demiş. Bir gazeteci arkadaş herhalde. Bakayım. Yok. Yani bölgedeyiz, sürekli baskı altındayız, sürekli sorguya tutuluyoruz demiş. İnsanlar yangınla boğuşurken, hani dışarıda yangınla bir tarafta insanlar boğuşurken, bir taraftan da bazı güvenlik güçlerinin gazetecileri engellemeye çalıştığına dair bir mesaj var. Evet. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Daha doğrusu affedildi sisteme, yeni sisteme göre. Cumhurbaşkanı nihayet affetti kendisini. O bir hafta önce istifa etmişti ama Cumhurbaşkanı onu affetmeme konusundaki
bir haftalık kararlılığını nihayet bu gece bozdu ve seni affediyorum dedi. Bu af, hani bildiğimiz af değil, affediyorum, bağışlıyorum anlamında değil. Affediyorum, artık gidebilirsin dedi. Ziya Selçuk da teşekkür etti daha önceki bakanlar gibi. Affettiği için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Ziya Selçuk'un yerine gelen isim, sizlere profilini anlattım ama konuşulacak başka yanları da var. Onları da gün içerisinde konuşacağız herhalde. Yani bu iktidarın 15 Temmuz sonrası atadığı kimi isimler ve o isimlerle ilgili geçmişteki bağlantıları pek çok soru işaretini gündeme taşımıştı. Bu bakan ve bakan geçmiş faaliyetleri bulunduğu işlerle ilgili tartışmalar da mutlaka yapılacaktır. Çünkü iktidar açısından 2023 hedefine dolu düzgün giderken artık daha uyumlu, menzile doğru daha hızlı koşacak koşucular gerektiği anlaşılıyor. Ziya Selçuk'un istifasıyla birlikte diyelim. Koronavirüste vaka sayıları 24.297, 108 kişi daha yaşamını yitirdi. 100'ün üzerine çıktı ve orada kaldı görünüyor. Aşılar geldi, yeniden aşılama başladı. Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı. Bu arada Sedat Peker'in yeni tweetleri var. Ümitcan Uygun merkezinde var. Onu hatta şimdi hemen paylaşayım. Sedat Peker diyor ki, sosyal medyaya biraz bakmak istedim, biraz iyileştim diyor. Gördüğüm tek şey gerçekten ülkemizin bir tımarhaneye dönüşmüş olması. Cumartesi günü ses kayıtlı, WhatsApp yazışmalı çok önemli olaylar zinciriyle ilgili paylaşımda bulunacağım. Evet, yarın WhatsApp yazışmaları, ses kayıtlarıyla çok önemli paylaşımlarda bulunacağını söylüyor. Ve namus sahibi olan gazetecilerden tek isteğim, çok önemli olan bu dosyanın lütfen boşa harcanmasına izin vermesinler. Tabii 40 yaş altındaki kardeşlerim de bu dosyaların boşa gitmesine izin vermesinler demiş. Sistemin nasıl çürüdüğünü açıklayacağım. Dosyadaki ana karakterlerin nasıl yan yana gelebildiği haliyle sizin moralinizi çok bozacak. Belki ümitsizliğe kapılacaksınız ancak inancınızı asla kaybetmeyin demiş. Bunun dışında Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un nasıl tutuklanmadığını, Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini, ülke ekonomisinin nasıl çökme noktasına geldiğini cumartesi günü öğleden sonra yayınlayacağım dosyada net olarak öğreneceksiniz diyor Sedat Peker. Tabii bu kişinin babasının siyasilerle kurduğu yakın ilişkiler ve onların fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı Ümitcan Uygun'un. Bir kızın ölümünde baş şüpheliyken neden tutuklu olmadığı sorusu sorulduğunda babasının kurduğu siyasi ilişkilerin tutuklanmamasında etkili olup olmadığı da konuşulmuştu. Sedat Peker herhalde yeni şeyler söyleyecektir bilinenlerin dışında diye düşünüyoruz. Cumartesi günü yapacağı açıklamaları da bekliyoruz. Şimdi gazetelerde ne var ne yok derseniz onları da hızlıca sizlere aktarayım. Sözcü gazetesi, Türk Hava Kurumu uçaklarına 4 milyon dolar bulamıyorlar ama Somali'ye 30 milyon dolar hibe ediyorlar demiş. Dünkü gelişmeyi aktarmış. Uçağımız yok, yangına para bağışlıyoruz Afrika'ya demiş. Santral yangını kömüre ulaşmadan söndürüldü. Bu iyi haber. Termik santraldeki 40 bin ton kömür stoğunun bulunduğu depolar yansaydı cennet zehirli duman kaplayacaktı deniyor. Kilometrelerce yayılması, oradaki tüm insanların ciddi biçimde bundan etkilenmesi söz konusuydu. Oraya ulaşmadan söndürüldü deniyor. Hep Türkiye paylaşım için soruşturma açıldığını zaten biliyorsunuz. Ormanlar yanarken CHP'li belediyeler sorumlu tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte o televizyon programında söyledikleri hala gündemde. Orada söyledikleri içerisinde bu enflasyon ve faizle ilgili sözleri önemliydi. Tabii birkaç noktada önemli. Bunlardan birisi, belki konuşulması gereken yanlarından biri, ekonomik yanlarını bir kenara bıraktığımızda, bu hani yangın bölgesi ya da sel bölgesine gidip oradaki insanlara çay vermeye, çay dağıtmaya benziyor. Şimdi bugün Taha Akyol yazmış. Yani dünyada yok böyle bir şey. Hani bu doğrulanmış bir şey yok.
enflasyon faiz arasındaki ilişki ama Cumhurbaşkanı ısrarla aynı şeyi söylüyor. Kendi ülkesinde 20 yıllık iktidarı döneminde de bunun doğru olmadığı görüldüğü halde iktisatçı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı'nın tezini doğrulayan tek bir veri olmadığı halde o hala aynı şeyi söylüyor. Şimdi bu anlayış yani hiçbir doğrulanmış veriye dayanmayan, bırakın herhangi bir veriyi, hani böyle olmadığı binlerce kez ispatlanmış bir ekonomik gerçek karşısında sürekli aynı şeyi söylemek ülkenin geleceği açısından nasıl riskler barındırdığına bu yönetim anlayışının işaret olarak yorumlanıyor. Yani ekonomi bu zihniyetle, bu anlayışla yönetiliyor. Dolayısıyla bu anlayış yalnızca ekonomiyi yönetmiyor. Ülkenin her şeyinden sorumlu ve ülkenin tamamını yönetiyor. Yangınını da yönetiyor. Yangına karşı alınması gereken mücadeleleri de yönetiyor. Küresel iklim krizinin ortasında suyun daha da azalacağı, tarımsal üretimin daha da değer kazanacağı, çok daha akılla ve bilimle uzun vadeli programların yapılması gereken bir dönemde Kanal İstanbul mesela yapmayı planlıyor. Bu anlayış. Ve bu hepimizin, ülkemizin geleceğini tehdit eden bir yönetim anlayışı. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Evren Balta'nın paylaştığı mesajlar vardı. Onu aktarmak isterim sizlere. Şimdi yeri geldi mi? Yeri geldi işte, paylaşalım. Bazen tam yerine denk geliyor, bazen biz denk getirmeye çalışıyoruz işte. Diyor ki Evren Balta, bize bundan sadece birkaç yıl önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesinin nedeni ülkenin hızlı karar alma ve güçlü uygulama ihtiyacını karşılamak olduğu söylendi. Ancak afetler bize gösterdi ki, evet bu afetlerden çıkartılması gereken çok ders var. Onlardan biri. Hızlı ve etkin karar alma bürokratik özellik gerektirir. Kamusal aktörler başlarına ne geleceğini düşünmeden ve durumun o an gerektiği şekilde hızlı ve özerk karar alma kapasitesine sahip olmalılar. Hızlı ve etkin karar alma mercilerinde olan kişilerin doğru kişiler olmasını gerektirir. Bu kişiler hem işini en iyi şekilde yapacak kişiler olmalı, hem de kamusal çıkarı önde tutmalarını sağlayacak denge sistemleriyle sınırlanmalı. Hızlı ve etkili karar alma, şeffaflık ve bilgi kaynaklarının iktidardan bağımsızlığını gerektirir. Doğru haber alma hem iktidarı sınırlandırır, doğruyu yapmayı teşvik eder, hem de kamusal güveni arttırır. Bazen Türkiye bir şirket gibi yönetiliyor diye okuyorum. O bile değil sanki. Çünkü hızlı ve etkili karar almak isteyen herhangi iyi yönetilen bir şirket de bunlara dikkat etmek zorundadır. Yani şirket olunca bir kişi bütün işleri kendine bağlayıp bir genel müdür, CEO her neyse. Çay alınacaksa ben karar vereceğim. Benzin alınacaksa ben karar vereceğim, kalem alınacaksa ben karar vereceğim, kapıdan kimin gireceğine ben karar vereceğim, kimin çıkacağına ben karar vereceğim demez. Altında yöneticiler olur, onlara sorumluluklar verir, onlar o sorumlulukların gereğini yerine getirir. Sonra günlük mü olur, haftalık mı olur döner, faaliyetleri hakkında bilgi verirler. Bizde öyle değil, her şey talimatlı olduğu için. Efendim şunu yapabilir miyiz diye soruyorlar. Öyle anlıyoruz. Ya da sormuyorlar, bekliyorlar. Bu daha kötü. Hani iki şey olabilir. Bir, bakan kafasını yorar. Der ki ya uçak lazım bu ülkeye. Yangın söndürme uçaklarımız yok. Bir an önce uçak almalıyız. Sayın Başkan, öyle diyorlarsa, ya da Sayın Cumhurbaşkanı, bilmiyorum hangi ne dediklerini. Uçak almamız lazım. İşte efendim bütçesi bu. Şu nedenle lazım. Şu gelişmeler dikkate alınıyor. Önümüzdeki dönem bu riskler hesaplandı. Bu uçaklara ihtiyacımız var. Bütçesi budur deyip önüne koyabilir. Ya da bakan oturur, bekler. Uçak alınacak mı alınmayacak mı ne bileyim ben. Sayın Cumhurbaşkanı buna karar verir. Bir kararı, bir talimatı olursa bize yapmak düşer de diyebilir. Bilmiyoruz ki nasıl işliyor sistem. Bir bilsek. Hani önümüzde bir örnek yok mu? Var. Bilim kurulu üyesi toplanıyor, bazı kararlar getiriyor, tavsiye kararları. Sonra o tavsiye kararlarının uyulup uyulmadığını, ne kadar uyulduğunu da bir türlü anlayamıyoruz.
Ama alınan kararlarla tavsiye edildiğini zannettiğimiz kararlar arasında ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Sonuçta diyor ki, karar alıcılar gölgelerinden korkuyor, yanlış düzeltecek kurum kalmamış, bilgi kaynakları güvenilmez, eleştirmek devlete ihanet suçuyla eşdeğer, sınırlarımız dışındaki herkes düşman, herhangi bir başka partiden olan yöneticiler terörist, koltukla vasıf arasındaki bağ kopmuş. Türkiye tablosu. Şu an içinde bulunduğumuz durum. Karar alıcılar gölgelerinden korkuyor, düzeltilecek, yanlışı düzeltecek kurum kalmamış, ya onu yanlış yapıyorsunuz diyecek hiçbir kişi ya da kurum yok, bilgi kaynakları güvenilmez, eleştirmek devlete ihanetle eşdeğer, sınırlarımız dışındaki herkes düşman, herhangi bir başka partideki yöneticiler terörist, koltukla vasıf, o koltuğun gerektirdiği liyakat arasında bağ kopmuş durumda. Mezbaha müdürü, orman genel müdürü. Hatanı kabul etmek iktidarsızlık, yardım almak zayıflık, kurallar sadece biz ölümlüler için geçerli. Bu kadar eski bir otorite modeli ki ayakta kalması ancak tehdit ve göz korkutmayla mümkün. Normalde bu ayakta kalamayacak bir model. Peki bu model nasıl ayakta kalıyor? Tehdit ve gözdağıyla. Bütün bu değerlendirmeler tek adam sisteminin sakıncalarını ortaya çıkarmış. En son yangın felaketiyle de bunu bir kez daha görmek isterseniz görebileceğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben ilk yangın çıktığında şunu düşünmüştüm. Yani sistem mesela başbakanlık sistemi olsa, böyle herkes talimat beklemese, Tarım ve Orman Bakanı mesela anında karar alıp bunu Türk Hava Kurumu'nun başındaki kayyuma, ki o zaman kayyum olmazdı herhalde, doğrudan iletirdi. Uçakları kaldır derdi. Efendim uçaklar öyle. Hemen ne yapılması gerekiyorsa yap, kaldır. Sayın Başbakan ne der filan demezdi Türk Hava Kurumu Başkanı. Bakan sen kaldır, ben onu sonra söylerim derdi. İnisiyatif alabilirdi yani. Bitti o. Daha etkin, daha hızlı, daha aktif, daha güçlü Türkiye'yi yaratacağız diye herkesin elinin kolunun bağlandığı, ya aman yanlış bir şey yapmayayım, koltuğumdan olmayayım, ballı maaşım gitmesin, bir de üstüne üstlük hain ilan edilmeyeyim diye herkesin korkudan sus pus beklediği bir sistem haline dönüştü. Ha, herkes böyle değil. Aktif olanlar var. Onlar sürekli bu sistemin ne kadar iyi olduğunu anlatanlar. Yağlayanlar, ballayanlar. Sürekli bunun propagandasını yapanlar. Cumhurbaşkanı da onlardan sürekli bakıyor ya, ne kadar iyi yapmışız diyor. Etraftakiler hep iyi şeyler çünkü böyle anlatıyor. Hep iyi şeyler, hep iyi şeyler. Şimdi mecburen dönüyoruz, dolaşıyoruz. Ben bir kez daha güncelleyeceğim. Bakın CİMER'e mesajlar gelmiş mesela bu dönemde. Bunlar da paylaşılmış İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna. Denilmiş ki, milletimizin yangın söndürme çalışmalarında devletimizin ne denli gayretle çalıştığını milletimiz çok iyi biliyor. Hani siz aldanmayın bu bazı medya organlarına. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sahada çalışan ekiplere gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı, en kısa sürede yangınları söndürecek yeşil vatanı koruyacağız. Ve 8 tane mesaj paylaşmış. Yani bu arada vatandaşın biraz eskiden de var. İşte değişik yerlerden yangını aradık, hızla geldiler. Şu anda yangınları izliyorum. Devletimiz ne kadar güzel mücadele ediyor içerikli mesajlar. Yani CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi böyle bir sohbet mekanı olmuş gibi de görünüyor. Yani ne kadar iyi, güzel varsınız, yani dert iletmek değil, pek çok şey var. Görüş de bildirilebildiği için bunlar görüş kısmından gelmiş belli ki. Ama ya Allah aşkına paylaşılan mesaj şu. Mesela mesajlardan biri şu. Şimdi bir vatandaş yazmış. Demiş ki, Sayın Bakanım, artık hangi bakana gönderdiyse, Tarım ve Orman Bakanı'na muhtemelen. Güzel Türkiye'mizde çıkan yangınlar bizleri çok etkiledi. Devletimizin afetlerde gerekli tedbirleri ve hizmetleri çok hızlı bir şekilde uygulamaktadır. Olduğu gibi okuyorum. Yani bozukluklar, cümle bozuklukları, ben de
sık sık bozuk cümleler kursam da buradakiler bana ait değil. Devam ediyor vatandaş. Diyor ki, benimki sadece bir öneri. Belki de yapılıyordur. Ormanların çok olduğu dağların tepelerine su dolu büyük tanklar yapılarak, böyle durumlarda patlatarak yüksek miktardaki suyun aşağı doğru akmasıyla yangınların dondurulmuş, yani söndürülmüş demek istiyor, söndürülmüş konusunda etkili olur mu bilmiyorum. Benimki sadece bir öneri. Gayretleriniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Şimdi bunu İletişim Başkanlığı'na gelen ve pardon CİMER'e gelen milletimizin yangın söndürme çalışmalarında ne denli gayretle çalışıldığına dair örnek bir mesajı olarak paylaşmışlar. Yani yangın bir dağın tepesine büyük bir tank, su tankı koyarsak, yangın çıktığında o tankı patlatırsak, o dağın tabii en tepeye koyacağız. Hani dağ böyle ya, en tepeye koyunca, patlatınca dört bir yana gidecek. Yoksa dört yana dört tank koymak gerekir. Yani o yüzden herhalde tek tank olduğuna göre tam tepeye koyacağız. Tank patlayacak, sonra patlatınca o tankı sular, çok büyük tank olacak tabii bu. O dağları her tarafından aşağı doğru hızla inecek ve yangınlar sönecek. Güzel bir öneri. Yani uygulanmasında zorluklar olabilir. Bunun için çalışılır muhtemelen. Dikkate alacaktır CİMER'de. Bu öneri konusunda bir çalışma yürütecektir. Uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ama ya bu mudur yani? Budur ya. Ya bunu alıp teşekkür mesajı diye yayınladığınızda, yayınladığınız mesajı önceden okuyup okumadığınızı insan merak ediyor haliyle. Dağın tepesine tank koyalım, yangınlar sönsün. Bak, şimdi bizden çalarlar kesin. Bak, bu fikri bir çalarlar. Keşke söylemeseydik canlı yayında. Almanlar kesin hemen hızla yaparlar bunu. Bir şeye bakacaktım ben değil mi? Bakıyorum. Özür diliyorum. Arkadaşlarla aramızda bazen olur. Olur. Neredeydik? Gazetelerdeydik. Biraz iç sayfalara bakacağım. Her zaman olduğu gibi yedim süreyi. Ama farklı bilgiler veriyorum. Gazetelerde olmayan birçok bilgi veriyorum sizlere. Yani en azından amacım o. Umarım başarıyorumdur. Gazetelerdekini de aktaracağız tabii. Uğur Dündar kurtarıcı beklemeyi yazmış. Şimdi hepimiz diyor Simurgh efsanesinde olduğu gibi küllerden, güzelliklerden yeniden nasıl canlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Çok önemli bir şey unutuyoruz. Anlatayım demiş ve Zümrüt Anka'yı anlatmış. Aslında Simurgh herkesin kendisi. Yani gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuk. Herkes kurtarıcı ararken aslında o kurtarıcının kendisi olduğunu fark ettiği Zümrüt Anka'yı anlatmış. İşte böyle demiş. Bir ve bütün olduktan sonra çözülemeyecek sorun, aşılamayacak engel yok değerli dostlar. Yeter ki her birimizin birer Zümrüt Anka olduğunu fark edelim, keşfedelim. Adı statüsü ne olursa olsun bir kurtarıcı beklemeyelim. Simurgh'un içimizde yaşadığını, bu nedenle gücün hem de en büyük gücün bizler olduğunu bilelim. Emin Çöleşan ilginç bir programdı ama biraz ayıp oldu demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program için çok sayıda çanak tutan soru sorulduğunu söylemiş. Yağcılık seviyesine çıkıldığını söylemiş. Bir tek kişi Türk Hava Kurumu'nu soramadı diyor. Yayındayken yangın termik santraline ulaştığı bilgisini bile veremediler Cumhurbaşkanı'na. Bir de işte orada muhalefetle girdiği polemiği de yazmış Emin Çöleşan. İmam Hatip liselerine gitmek istemeyenler açık öğretime yazılacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi'ndeki on binlerce boş kontenjan dışında velilere seçenek sunmuyor. Anadolu ve Fen Liseleri ile adrese bağlı okul kontenjanlarında tek bir öğrencilik bile boş yer kalmadı. Dikkat! İmam Hatip veya Meslek Lisesi istemeyen daha 14-15 yaşındaki öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı örgün öğretim dışına çıkararak açık liseye kaydedecek.
Bir de bir nesli böyle kaybediyoruz. Yani güya 4+4+4 12 yıl zorunlu eğitim getirdik denildi. O son 4 çıkartıldı. Açık öğretim üzerinden yapılabilmesi getirildi. Ve şimdi binlerce, yüz binlerce öğrenci okuldan uzaklaşıyor ilk 8 yıldan sonra. Veliler isyan etti. Fatih'te bile boş kaldı. Bakın Fatih neymiş? İstanbul'da Sultanbeyli, Ümraniye, Kartal, Bağcılar, Eyüp, Fatih gibi imam hatiplerin en çok ilgi gördüğü ilçelerde de ilgi azaldı. Sultanbeyli'de Orhan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 216 kontenjan, 30'ar kişilik 7 sınıf boş kaldı. Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 154, Sultanbeyli'de 128 kontenjan boş kalmış. Fatih'te 39, Ali Nar İmam Hatip Lisesi'nde 38, Koca Mustafa Paşa'da 23. Evet, Anadolu ve Fen Liselerinde boş kontenjan yok. İmam Hatipler'de boş kontenjan var. Ama o boş kontenjana gitmek istemeyen öğrenciler için de adrese dayalı sistemde kayıt olabilecekleri okul yok. Tek alternatif kalıyor. Uzaktan eğitime devam edebilmeleri. Erdoğan faiz dedi, dolar yine fırladı. Cumhurbaşkanının faiz çıkışı ile dolar 8.57'yi gördü. Dolar ne oldu bu arada? Dolara da bir bakalım. Dolar ne olmuş? Dolar üzerinden zaten diğerlerini de anlarız. 8.54 olmuş. Biraz daha düşsün, yeni bir açıklama yapılır. Doların düşmesini alım fırsatı olarak gören, biraz yükselse iyi olur diyenler var, anlaşılıyor. Biraz fazla düşünce panikleyenler var yani. Cumhuriyet Gazetesi, Kemerköy gerçeklerini yazmış. Alevlerin ortasında kalan termik santral büyük tehdidi bir kez daha ortaya koydu. Mesela konuşmalıyız. Türkiye'deki termik santralleri, nükleer santralleri, enerjide dönüşümü, artık bütün bunları konuşma zamanı. Ha, konuşur muyuz? Konuşmayız, tabii ki konuşmayız. 10 gün sonra yangınlar söner, 15 gün, 21 ay sonra yağmurlar yağar, yangınlar söner, yağmurlar yağar, biz döner işimize bakarız. Her bir deprem, deprem sonrası 2 gün, 3 gün. Sonra bitiyor. İzmir yıkıldı, günlerce bağlanıldı. Bitti, git. Deprem konuşan var mı mesela? Depreme karşı tedbirler alındı mı diye konuşuluyor mu? Türk Hava Kurumu'nu konuşuyoruz lağvedildi diye. İstanbul'da depremle ilgili merkez bu anlamda lağvedilmiş oldu. Geçen Kubilay Kaptan yazmıştı. Diyor ki devlet planlama teşkilatı kaldırıldı ya. Ya plansız bir devlet olabilir mi? Biz onu başka bir yere verdik. Ya kurumsal hafıza, devletin büyük tecrübesi, devlet planlama teşkilatı yok. Kaldırın. Planlamaya gerek yok dediler. Şimdi plansız gidiyoruz. İşte karşımıza bunlar çıkıyor. Plansızız çünkü. Yok. Deprem için planımız ne? Ne yapıyoruz? Kanal İstanbul yapıyoruz. Daha ne yapalım? Deprem olunca hep beraber Kanal İstanbul'u atlayacağız. Hop yüzerek Marmara'ya. Akıntı yönünde kurtaracağız kendimizi. Hocam ne yazmış Emre Kongar? Devleti tek kişiye indirme felaketi. Yangın felaketi Türkiye'ye özgü değil demiş. Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi sonucu olarak özellikle Akdeniz bölgesindeki bir doğa felaketi. Covid-19 salgını da sadece Türkiye'de görünmüyor. Bütün dünyayı kasıp kavuran salgın tüm dünyadaki ülkeleri pençesine aldı. Bu her iki felaket de insanlığın hatalarından, özellikle gelişmiş ülkelerin yol açtıkları doğal, toplumsal, ekonomik erozyonlardan kaynaklanan yaygın olaylar. Dolayısıyla bu her iki felaketten de Türkiye'yi veya Türkiye'deki bir iktidarı sorumlu tutmak haklı bir davranış olmaz. Tam tersine her ülkenin dünya üzerindeki toplam etkisi o ülkenin teknolojisi, üretimiyle orantılı olduğundan Türkiye'nin bu global felakete katkısı gelişmiş ülkelerin yanında devede kulak kalır diyor. Ama global etki açısından görünen bu etki küçüklüğü ulusal çapta da çok çok büyük ve çok daha belirleyici demiş. Ve sonunda da gelmiş demiş ki sorumlular arasında yer almasa da baş sorumlular arasında sonuçta alınması gerekenler ve buna karşı ne demiş? 20 yıla yakın süredir ülkeyi yöneten bu iktidar bu büyük dünya felaketlerinin ülkemizi de pençesine almasından ve onlarca mücadeledeki yetersizlikler bakımından tamamen sorumludur. Mücadeledeki yetersizlik bakımından tamamen sorumludur. Erdoğan, AKP iktidarının bu global felaketlerin ülkemizde yol açtığı yıkımdan doğrudan sorumlu olmasının iki nedeni
Ve bu iki nedenin temel kaynağı var. Birinci nedeni ideolojik ve siyasal neden, ikinci nedeni yönetimsel ve siyasal neden. Ve bunları açmış hoca. Sonuç olarak Erdoğan, AKP iktidarı bu global yangın ve COVID-19 krizlerinde ülkeyi yeterince hızlı ve etkin koruyamadı. Çünkü sadece ideolojileri değil, bilgileri, becerileri, uyguladıkları devlet modeli de bunlarla mücadeleye uygun değildi. Ali Sirmen, CHP uyardı, AKP geçiştirdi diyor. Orman yangınlarıyla mücadele için 2019'da sorulan soruyu hatırlatmış. O soruya verilen yanıtı da hatırlatmış. Soruya verilen yanıt hazırız şeklindeydi. Hazırdık madem, bu yaşadıklarımızın adı ne? Türk lirasına huzur yok. Turizme ateş düştü. Turizm bölgelerinde ay sonundan itibaren rezervasyon iptalleri bekleniyor. Perakende de güven azalmış. Bu ateş hep yanacak. Alevlerin arasında kalan termik santral yıllardır ölüm saçıyor. Şöyle bir haber var. Bu da bugünün önemli haberlerinden biri. Son sayfaya gelince. Bakın, plansızlık ve beceriksizlik, liyakatsizlik, bu ülkenin kötü yönetimi, hocam Emre Kongar hocanın da dikkat çektiği anlayışın fotoğrafı var. Sözcü gazetesinin arka sayfasında. Arkadaşlar bulabilir mi bilmiyorum. Erzurum'da milyonlarca lira harcanmış ve devlet tarafından yapılmış sanayi bölgesi inşaatında bir okul, dört fabrika çökmüş. Bakın, deprem yok. Deprem yok. İnşaat yeni. Ve fotoğraflar net biçimde ortaya koyuyor. Kolon ve kirişler patlamış. Her biri için 3 milyon lira harcanan fabrikalar çatlamış, yıkılmış, durduğu yerde. Niye? Yanlış teknik uygulandığı için. Doğru zemin etüdü yapılmadığı için ve yanlış teknik uygulandığı için. Şimdi milyonlarca lira, böyle gösterebilirim belki arkadaşlar. Biraz yakın çekim verebilir miyiz bunu? Mümkün mü? Neyse, siz onu daha sonra verirsiniz. Soldaki robot. Peki, tamam. Tuttum. Şöyle tuttum. Şu binayı bir gösterelim Allah aşkına. Yaklaşalım. Ben şöyle mi tutayım? Hı. Bakın, binaya yaklaşalım, yaklaşalım, yaklaşalım. Gel, gel, gel. Bakın o büyük fotoğraf şu elimin altında. Evet. Tamam. Çökmüş. Orada şimdi bu belki göremeyeceğiniz çatlaklar, kolon patlamaları. Hepsi var. Milyonlar harcandı ve 3 yılda yerle bir oldu. Haber kimin? Orhan Bozkurt hazırlamış. Türk'ün ateşle imtihanı Yılmaz Özdil. Türk Hava Kurumu'na 4 milyon dolar vermiyorlar. Ormanlarımız cayır cayır yanarken Somali'ye 30 milyon dolar hibe ediyorlar. Diye diğerlerini hatırlatmış. Nereye, ne kadar, nasıl para verildiğini. Gezmek için makam uçağı filomuz var. Ormanlarımızı söndürmek için kovamız bile yok demiş. Ya artık başımıza gelenlerden ibret alarak akıldan, bilimden, yurtsever şuurdan yana olacağız. Ya da biat kültürüne teslim olup yağma talan düzeniyle dön dolaş aynı ateşten gömleği giyeceğiz. Tekrar tekrar ateşle imtihan olacağız demiş Yılmaz Özdil. Karar Gazetesi'ne bakalım. Türk Hava Kurumu skandalı da savcı bekliyor demiş. Hani Head Turkey savcı hemen devreye girdi ya, buraya da bir müdahale gerekiyor demiş. İçeriye bakalım. Yanlışa kim yanlış diyecek? Zaten sistemi anlatmıştık az önce sizlere. Çok çarpıcı, hani sosyal medya kullanıcısıysanız bulun ve paylaşın siz de Evren Baltan'ın mesajlarını. Bu sistemi çok iyi anlatmış. Peki yanlışa kim yanlış diyecek? Yusuf Ziya Cömert onu yazmış. İbrahim Kahveci, siyaset farklı bir evrende diyor. Bakın artık herkes aynı şeyi söylüyor. Çünkü ya bu kadar da olmaz derine, o kadar çok şey var ki. Ya Emre Hoca'nın bugünkü yazısını okudum ama dünkü yazısı da oldukça dikkat çekiciydi. Hani hep akılla anlamaya çalışıyoruz ya biz şimdi. Okuyacağım şeyi İbrahim Kahveci'yi. Siyaset farklı bir evrende. Bizim aklımız onların aklı bambaşka çalışıyor. Peki bir tek akıl mı? Yani bütün bu olayları değerlendirirken eksik olan şey akıl mı? Emre Kongar dünkü yazısında bazı sorular sormuştu ve bu soruların değerlendirilmesini istemişti. Birkaçını aktarayım. Şöyle diyor. Orman yangınlarıyla mücadele için dünyada yardım istemeyi acizlik, daha kötüsü ihanet diye nitelenmesini hatırlatmış.
kadın cinayetlerinin artmasını hatırlatmış. Evleri yanan vatandaşlara düşük faizli uzun vadeli kredi verilmesini keşke bizim evimizde yansaydı diye halk sevinçle karşılayacak diyen anlayışı hatırlatmış. Ormanları yanan insanlara yangın söndürme uçakları göndermeyip bir protokol konvoyuyla gidip çay poşeti fırlatmayı hatırlatmış. Hani hep böyle biz akıl süzgecinden geçiriyoruz, nasıl olur diyoruz ya. Avrupa Birliği'nin vereceği para karşılığında tüm ülkenin demografik, toplumsal, ekonomik, siyasal yapısını değiştirecek düzeyde milyonlarca sığınmacı kabul edildiğini hatırlatmış. Hatırlatmış. Sonra demiş ki, burasını o yüzden vermek istiyorum. Hani biz akıl diyoruz. Hoca demiş ki ya, bunları hani akıl anlatmıyor da, peki şunların hangisine sığıyor? Akla sığmıyor, tamam. Hani hangi akıl diye başlamış o da. Hangi izan? Hangi bilgi? Hangi görgü? Hangi tecrübe? Hangi vicdan? Hangi ahlak? Hangi ideoloji? Hangi siyaset? Bunları anlatır diyor. Hangisine sığar diyor. Hangi akıl, hangi izan, bilgi, görgü, tecrübe, vicdan, ahlak, ideoloji, hangi siyasete sığar bu yaşananlar? İşte İbrahim Kahveci de demiş ki, siyaset farklı bir evrende. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ben belediye başkanlığımdan beri dikey mimariye karşıyım. Nasıl olur da betona sahip çıkarım dedi Cumhurbaşkanı diyor. Burada özellikle dikey mimariye karşı olduğunu tekrarlaması önemli. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş ve biz İstanbul'a ihanet ettik, hala daha ihanet ediyoruz ve ben bundan sorumluyum demişti. Şahsen bir imar uzmanı değilim ama gökdelenlere de yerel yani ilçe belediyelerin izin verdiğini biliyorum, bilmiyorum. Mesela 14 kişinin can verdiği eski Galatasaray stadyumunun da bulunduğu Mecidiyeköy'deki o gökdelene Beşiktaş Belediyesi mi izin verdi? Ya da AK Parti milletvekili de olan Kiler grubunun İstanbul'da en yüksek binası Safire Şişli Belediyesi mi izin verdi? Gökdelenler konusunda büyükşehir belediyeleri mi başkanları ne iş yapıyor? Sorumlu kim? Açıkçası benim kafamda sorular oluştu diyor. Mesele sadece gökdelen ve beton da değil. Daha önce işte söyledikleri dolar, enflasyon sinyali almıştır gerekli yerler. Artık enflasyon yükselmeyecek, faiz düşecek açıklamalarını da hatırlatmış. Ve demiş ki, bütün bunların ekonomide yarattığı etkiyi de anlattıktan sonra tarım alanına gelmiş. Bu yıl hasat iyi değil. Planlama dersimiz saldım çayıra modeli. Daha 3 ay önce toplamaya değmez denilen kuru soğan şimdiden el yakmaya başladı. Tarlada para etmeyen ürün raflarda ateş pahası. Teşvik edilerek pahalılaşan beton kirası elbette bir yerden çıkacaktı. Ya da paralı yollar elbette bedava ürünü bile sofraya getirirken müthiş pahalılaştıracaktı. Kısaca hepsini yaşıyoruz. İşçi arayanın da bu ülkede olduğu ama işsizliğin de %3'e vardığı ülkemizde daha nice çarpıklıklar kol geziyor. Yönetilemeyen ülke modelinin bir bakıma kitabını yazıyoruz. Ama siyaset maalesef başka bir evrende. Demek ki böyle oluyormuş. Toplumdan kopmakla gerçekten kopmak bu şekilde zuhur ediyormuş. Allah sonumuzu hayırlı eylesin demiş. Berat Albayrak da öyle demişti. Allah sonumuzu hayretsin demişti. Bu sonumuzdan herkesin bir şüphesi var. Niye şüpheniz var ya? Sonumuz hayır mıdır, şer midir diye. Herkes golf oynamayı öğrensin. Demirören'in holdingin Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediye teminat gösterdiği arazilerin imara açılması mahkeme kararıyla reddedilmişti, hatırlayacaksınız. Danıştay da bu iptali onaylamıştı. Şimdi diyor ki golf sahası bankanın elinde kaldı. O zaman herkes golf oynamayı öğrensin. Hani Ziraat bu parayı nereden çıkartacak? Öyle ya. Bir Gün Gazetesi, uçak yok, VIP salonu hangarı var. VIP salonunda hangarı var demiş. Uçağı olmayan Orman Genel Müdürlüğü VIP salonlu hangar için ihaleye çıktı. Geçtik. Kokain kuryesi jet. Brezilya'da Türk iş jetine yapılan operasyonda ele geçirilen 1304 kilogram kokain dikkatleri bir kez daha uyuşturucu trafiğine çekti. Bir Gün yazarı Timur Soykan bu örnek jetlerin iyi denetlenmediğini ortaya koydu derken CHP'li Karabatsa özel jetlerin denetimine ilişkin meclise verdiği soru önergesine hala yanıt alamadığını söyledi. Hani bu gemiler, limanlar filan diye çok konuşulurken şimdi özel kiralık jetlerden
1300 kilogram, 1304 kilogram, 1 ton 300 kilo kokain ele geçmiş. Çok yüksek miktarda. Ve Türkiye'de bir şirketin sahibi olduğu uçak kiralamış. O bir İspanyola kiraladığını söylüyor. Haliyle açıklıyor daha doğrusu. Söylüyor derken hani söylediğinin belgesinde var. Ama o uçağın pilotunun da bu işte parmağı olduğunu değerlendiriyor Brezilya polisi. Pilot bunu mutlaka biliyor diyor. Yani bir uçağın pilotu uçağa yüklenmiş 1 ton 300 kilo kokainden habersiz olarak havalanmaz diyor. Burada dikkat çekilense uçağın pilotu biliyor mu bilmiyor mu bilmeyiz ama bu jetin kontrolsüz, denetimsiz biçimde havalanmış olmasına dikkat çekiliyor. Tabii bunu nereden aldı, nereden nereye taşıyor vesaire uzun hikayeler olabilir. Arkada başka siyasi bağlantılar çıkabilir. Hem yurt içinde hem yurt dışında Sedat Peker'in bu konuda ne diyeceğini bekleyeceğiz herhalde. Bu işleri o biliyor. Yani nereden, nereye, kim taşımış, arkasında kim varmış bilir herhalde. O zaman tamamlayalım arkadaşlar. Süremizi doldurduk herhalde. Korkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a belediye başkanlarının verdiği yanıtı yazmış. Biz şehire sıçrayan yangını söndürüyoruz. Siz ormanda çıkanları söndürün yeter diye. Evrensel de aynı konuyu Yavuz Hırsız başlığıyla vermiş. İktidar yangının sorumluluğunu muhalefete yükledi diyor. Rütü'nün televizyonlara yangınları göstermeyin talimatından sonra siyasallaşan yargıda sosyal medyada yapılan yardım çağrılarına soruşturma başlattı. Çok önemli haberler aktardık ve bir bağlantı kurduk. Özellikle yangın bölgesinde bir orada yardıma gidenleri hedef alan provokasyonlar gerçekleşiyor. İnsanlara kimlik kontrolü yapılıyor, plaka kontrolü yapılıyor. Ya bu kimlikte hani memleket de yok, bir şey de yok, neye bakıyorlar onu bilmiyorum ama orada böyle bir toplumsal gerilimi yükseltecek gelişmeler yaşanıyor. Jandarma elinden geldiğince engellemeye çalıştığını gösteren görüntüler var ama gücünün yetmediğini gösteren görüntüler de var. Bir kişi son anda işte arabasını önü açıldığı için gazına basıp kurtuluyor. Ana caddede yol kesen vatandaşlar var. Hani kendi güvenliğini sağlayacağını düşünenler. Yani iktidar bunlara bakıp şunun değerlendirildiğini düşünüyor mu bilmiyorum. Ülkede güvenliği vatandaş kendi kendine, kendi aklıyla sağlamaya çalışıyor. Bir güvenlik sorunu görüyor. Bir, güvenlik sorunu tespit etmiş vatandaş. Yani iktidar vatandaşa şu mesajı vermemiş. Şimdi sorsanız o yol kesenler tersi şeyler söyleyecekler ama buradan söyledikleri gibi bir sonuç çıkmaz. Şu çıkar. İktidar ülkeye güven duygusunu yerleştirememiş. Ortada bir suç varsa o suçu tespit edip suçluyu bulur. Ki vatandaş dağda bayırda orman yakan PKK'lı arıyor. 10. günde hala. 2. Ülkede adalet duygusu yerleşmemiş vatandaşa. Bulduktan sonra adalete teslim eder, adalet bunun cezasını verir. Bu da yok. Kendi cezasını vermeye çalışıyor. Şimdi bu acizlik değil, değil mi? Bu görüntüleri izleyenler, yol kesen, kimlik soran, kendi adaletini sağlamaya çalışanlara etkili biçimde müdahale etmeli. Çünkü devleti aciz gösteriyorlar. Sanki bu devletin güvenlik güçleri yok, sanki bu devletin adalet mekanizması, mahkemeleri yok, savcıları yok, polisi yok, jandarması yokmuş gibi yargıyı dağıtmaya çalışan ya da yargı hükmünü vermiş, cezasını kesmeye çalışan insanlar sokakta dolaşıyorsa bu devleti aciz gösterdikleri için derhal o görüntülerden bulunup tespit edilip hesabının sorulması gerekir. Canlı yayın sırasında bir televizyon yayını birileri tarafından basılıp gazetecilik engellenmek isteniyorsa
Onlar derhal onlardan hesabı sorulmalıdır. 5 kişi gözaltına alınmış. Bakacağız o 5 kişi siyasi bağlantıları ve gözaltı sürecini yakından takip edeceğiz. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Gazeteciliğe dönük bu saldırıyı kınadığımızı da söyleyelim ve sizlere veda edelim sevgili izleyiciler. Haftaya pazartesi saat 7'de Gün Başlıyor programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın.